Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda trigonometreden soru çözümü yapacağız. Çözeceğimiz sorular daha çok sözel sorular olacak arkadaşlar. İşte özdeşlik, trigonometrik fonksiyon, esas ölçü, işte sıralama, indirgeme bu tarz soru tiplerini göstereceğim. Bütün soru tiplerinden koymaya çalıştım. Hem test soruları olacak arkadaşlar hem de sonunda açık uçlu sorular da olacak. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bakın elimizde tanjant x artı kotanjant x var. 2 demiş. Bize tan kare artı kot kareyi soruyor. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin karesini alırsanız bize sordu ifade gelecek. Bakın bunu karesini alıyoruz. Tanjant kare artı kotanjant kare elde edebiliriz. Tabi bunun karesini şöyle almıyorsunuz arkadaşlar. İşte tan kare x artı kot kare x eşittir 4 demiyorsunuz. Bir de ne var arkadaşlar? Burada parantez kare yapıyoruz. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Bir de birinci ile ikincinin çarpımı ne var? İki katı var arkadaşlar. Tanjant x çarpımı ne diyeceğiz? Kotanjant x diyeceğiz. Şimdi tanjant kare artı kotanjant kare arıyoruz. Tanjant kare x artı kotanjant kare x. Muhtemelen biliyorsunuz tanjant x çarpı kotanjant x neye eşit arkadaşlar? Tanjant x çarpı kotanjant x 1 eşit. O zaman ben şuraya 1 yazarsam bakın buradan 2 kere 1. Oradan 2 gelecek. E karşı yatarsanız bu 2 yine gelecek arkadaşlar. Tanjant kare artı kotanjant kare neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak arkadaşlar. İkinci soru. Sadeleştirme sorusu. Cos kare x bölü 1 eksi sinüs x. Eksi sinüs x artı 1 ifadesinin eşiti. Şimdi arkadaşlar muhtemelen biliyorsunuz bunu. Sin kare x artı cos kare x neye eşit Arkadaşlar. 1'e eşit. Bakın burada cos kare eksi var arkadaşlar. Şimdi buradan cos kare eksi çekersek bu eşitlikten cos kare yerine ne yazabilirsiniz? 1 eksi sin kare eksi yazabilirsiniz. O zaman ifademiz şuna dönüştü sorumuz. 1 eksi sin kare x. Pi'de de bir eksi. Payda da 1 eksi sinüs x var. Burada ne var? Eksi sinüs x artı 1 var. Şimdi bakın bu 1 eksi sin kare eksi de arkadaşlar 2 kare farkı yazabiliriz. 1 eksi sin kare eksi şöyle yazıyorum. 1'in karesi eksisinin karesi diye düşünürseniz 2 kare farkı o zaman yukarısı 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x oldu. Paydada da ne var? 1 eksi sinüs x var. Eksi sinüs x artı 1. Şimdi dikkatli bakın 1 eksi sinüs x'ler bunu götürecek. E, ne kaldı pay kısmında? 1 artı sinüs x. Eksi sinüs x artı 1 kaldı. E, sinüs x'ler de birini götürdü. Bir bir daha ne arkadaşlar? 2. Üçüncü soru. Yine benzer bir soru. Çarpanlar ayırma sorusu fxy fonksiyonu tanımlamış. y üzeri 4 eksi x üzeri 4. 6x kare artı 4 y kare demiş. Bize f sinüs alfa kosinüs alfa değerini soruyor arkadaşlar. Bakın x yerine sinüs alfa. y yerine kosinüs alfa yazıyorsunuz. O zaman şimdi sol taraf f sinüs alfa virgül ne oldu? Kosinüs alfa oldu. Şimdi sağ tarafta bunu yapıyoruz. Bakın x yerine sinüs alfa yazıyoruz. y yerine kosinüs alfa yazıyoruz. Dikkat. O zaman burası kos 4 alfa eksi sin 4 alfa artı 6 tane x kare yani sin kare alfa artı 4 tane cos kare alfa. Şimdi şuraya bakın yine arkadaşlar şu ifadeyi. A üzeri 4 eksi B üzeri 4. Burada yine iki kare farkı var arkadaşlar. Bakın A üzeri 4 eksi B üzeri 4'ü şöyle düşünebilirsiniz. A karenin karesi eksi B karenin karesi. O zaman bunda yine iki kare fark yazışı bakın şu cos 4 sin 4'ü şöyle yazıyorum. Bakın burası cos kare alfanın karesi eksi sin kare alfanın ne arkadaşlar? Karesi diyeceğiz. Şimdi Buradan iki kare farkını yazarsak iki kare farkını yazacağız buradan. 6 tane sin kare alfa artı 4 tane kos kare alfa. E buraya iki kare farkı yazarsak ne olacak? Kos kare alfa eksi sin kare alfa çarpı kos kare alfa artı sin kare alfa. Devamını yazıyorum. 6 tane sin kare alfa artı 4 tane kos kare alfa. Şimdi bakın şurası cos kare artı sin kare geldi. Burası ne eşit arkadaşlar? 1 eşit. O zaman ifademiz şuna dönüştü. Cos kare alfa eksi sin kare alfayı 1 ile çarpacağız. 6 tane ne diyeceğiz? Sin kare alfa artı 4 tane ne? Cos kare alfa. E bunu da düzenlerseniz bakın 4 cos kare bir tane burada var. 5 tane cos kare alfa. Eksi sin kare alfa 6 sin kare alfa. E o da ne yapacak? 5 tane sin kare alfa yapacak. E bunu da 5 parantezine alırsak amacımıza ulaştık. 5 parantezinde cos kare alfa artı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Sin kare alfa diyeceğiz. E sin kare cos kare neye eşit? 1'e 5 kire 1 ne diyeceksiniz arkadaşlar? 5 diyeceksiniz. Dördüncü soru yine arkadaşlar. Yine bir sadeleştirme sorusu. Hepsi sin ve cos cinsinden vermiş bize. En sade hal nedir diye soruyor. Şimdi Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Paylaşacağız. Bu neyle çarpacaksınız? Cos x'e bu neyle çarpacaksınız? Sin x artı 1 ya da 1 artı sin ile çarpacaksınız. Şimdi O zaman Payla payda çarpacağız tabi buradan ne gelecek cos kare x gelecek Yan taraftan da 1 artı sinüs x ne gelecek arkadaşlar parantez karesi gelecek Paydamızda ne oldu paydamız cos x çarpı 1 artı sinüs x oldu Şimdi Şu ikinci ifadeyi tam kareden açıyoruz cos kare x'e dokunmuyoruz. 1 artı sinüs x açıyorum bakın birincinin karesi ikincinin karesi Birincinin ikincinin çarpımı 2 kat 2 sinüs x oldu Bölü yine ne diyeceğiz cos x çarpı 1 artı sinüs x. Şimdi yukarıda arkadaşlar bakın yine cos kare ve sin kare geldi. Burası ne yapacak? 1. 1 de burada var. 2. 2 artı 2 tane sinüs x. Payda ne vardı? Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x. E bakın yukarı 2 parantezini alırsanız 1 artı sinüs x gelecek. E pi'de de da aynısı vardı. Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x. Buradan 1 artı sinüs x'ler gitti. 2 bölü kosinüs x. 2 bölü kosinüs x de ne eşit arkadaşlar? 1 bölü kosinüs sekant eşit. 2 tane sekant x diyeceksiniz. Devam ediyoruz. Şimdi şu klasik soru 3782 saniyenin derece dakika saniye cinsinden eşit nedir? Şimdi arkadaşlar muhtemelen biliyoruz. 1 derece 1 derece 60 dakika tek çizgi dakika. 1 dakika da arkadaşlar 60 saniye. Şimdi elimizde saniye var. Bunu bunu 60'a böldüğünüzde ne bulacaksınız arkadaşlar? Dakikayı bulacaksınız. Bu da ne diyeceğiz? 360. 8 182'de kaç kere var arkadaşlar? 3 defa var. 180. Kalan saniye olacak arkadaşlar. Bakın burası saniye. 63 ne böleceğiz arkadaşlar. 63'ü bir daha da bakın bu bulduğumuz dakika. Bunu tekrar 60'a böldüğünüzde ne bulacaksınız arkadaşlar? Dereceyi bulacaksınız. Kaç kere var? 1. Burası 60. Kalan ne? dakika. Bulduğumuz ne? Derece. O zaman ne yazacağız? 1 derece 0,3 dakika. 0,2 ne arkadaşlar? Saniye. 1, 3, 2. C. Esas ölçüsü arkadaşlar bunu tam sayılı kesir yapıp esas ölçü bulabilirsiniz. Yani şöyle 27'de 4 kaç kere var? 6 defa var. 6 pi diyorsunuz. Burası 4. 6 kere 4, 24. Eksik olan ne? 27 tamamlamak için 3 pi. 6 pi, 2 pi'ye bölerseniz kalan kaç arkadaşlar? 0. 0. O zaman bunun esas ölçüsü ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 pi bölü ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Ya da bunu kısa yol nasıl yapıyorduk? Payı, payı paydanın iki katına bölüyorduk. Paydanın iki katına bölüyorduk. Ve kalanı yazıyorduk. Bakın paydanın iki katını 8. 27'yi 8'e böl. Kalan 3. 3 pi bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 diyeceğiz. Payda aynen kalıyor. 7. soru A ve B birim çember üzerinde 2 nokta olmak üzere. A ile B arasındaki uzaklık kök 3 birim. Şimdi birim çemberi çizelim arkadaşlar. Birim çember üzerinde bakın birim çember üzerinde iki nokta varmış. Şöyle A, B. Bunların arasındaki mesafe neymiş arkadaşlar? Kök üç. Şunu da şöyle çektiğinizde bu birim çember olduğu için yarı mı olacak arkadaşlar? Bir. Size A, o, B açısını soruyor. Yani şu açıyı soruyor arkadaşlar ya da diğerinde soruyor. Burada yön yok. Yani şöyle de okuyabilirsiniz arkadaşlar açıyı. onu diyorum. Şimdi bu bir bir kök 3. bir 1 kök üçgen arkadaşlar hangi üçgen? A, A, A kök üçgen arkadaşlar. İkiz kenarlardan hangisi? 30, 30. 123 üçgen arkadaşlar. 30, 30 ne diyeceğiz? 120 diyeceğiz. O zaman şu merkez açımız kaç derece olacak arkadaşlar? 120 derece olacak. A, açısı kaç derece? 120 derece. Negatif ise arkadaşlar yine bakın bunu tam sayıyla kesir yazabiliriz. Bakın 57, 6, 9 kere var diyoruz. 9 pi eksen başta. Burası 6. 9 kere 6, 54. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? 57 tamamlamak için ne yazacağız? 3 pi diyeceğiz. 9 kere 6, L 3 pi. Şimdi 9 pi nesnesi ölçüsü eksi 9 pi nesnesi ölçüsünü arkadaşlar pi ne diyeceksiniz? Pi eksi 3 pi bölü 6 diyeceksiniz. Yani şu, bakın şu eksi 9 pi nesnesi ölçüsünü buldum. Bu nesnesi ölçüsünü nasıl buluyorduk? Negatifse 2 pi ve katlarını pozitif olana kadar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın eksi 9 pi ne kurtarır? 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi kurtarır. 10 pi ekledim, pi dedim. Bunu da çıkartırsak 6 pi'den 3 pi çıkar. 3 pi bölü ne arkadaşlar? 6 diyeceğiz. Mesela o da ne pi bölü 2 olacak arkadaşlar. Ya da bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun yolu. Bunu kısıyoruz. Bu sadece şu arkadaşlar bunu sadece problem olmaz. 3'e bölün. Eksi 19 pi bölüne ne 2. Şimdi bu sefer arkadaşlar, bunun iki katını alıyorsunuz. Paya, paya, paydanın iki katını pozitif olana kadar ekliyorsunuz. İki katını ekle. Yani iki katı ne 4. Yukarı eksi 19'u pozitif olarak da 4 ekleyeceğiz. 4 kurtarmaz. 8, 12, 16 ne kurtarır? 20 kurtarır. İşte buraya 20 eklerseniz ne diyeceksiniz? Pi bölü 2. Kısa yol böyle de bulabilirsiniz. Eğer pozitifse ne yapıyormuşuz? Payı paydan iki katına bölüp kalanı paya yazıyorsunuz. Payda değişmiyor. Negatifse paya paydan iki katını pozitif olana kadar ekliyorsunuz. Yine payda değişmiyor. Şimdi yine benzer soru. Bakın A ve B birim çember üzerinde iki nokta olmak üzere. A ile B arasındaki uzaklık 1 bir birim. Yine birim çemberimizi çizelim. Birim çember üzerinde iki nokta alıyoruz. Buraya A diyorum. Buraya B diyorum. Bunların arasındaki mesafe kaçmış arkadaşlar? Bir birimmiş. Yarı çapları gösterirseniz soruyu çözeceksiniz arkadaşlar. E, yarı çap, birim çember olduğu için yarı da bir yazacağız. Bakın eşken üçgen geldi. Aradaki açı kaç derece olacak? A, O, B açısı. 60 derece. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soru. Yine 10. soru bir sadeleştirme sorusu hangisini eşittir diye sormuşuz. Arkadaşlar sadeleşme sorularında hepsini sin ve cos cinsinden yazarsanız daha rahat işlemler yaparsınız. Tanjant yerine ne yazıyoruz? Sinüs x bölü kosinüs x yazıyorsunuz. Burası da bakın kosinüs x bölü 1 artı sinüs x. Şimdi bunu görünce ne yapmamız lazım? Payda işlememiz lazım. Bakın buraya yine 1 artı neyle çarpıyorum? Sinüs x ile çarpıyorum. Burayı kosinüs x ile çarpıyorum. Şimdi bunu payla da çarpacağız. E payla bakın sinüs x ile 1 artı sinüs x çarparsanız sinüs x artı sin kare x olacak. Kosinüs x ile kosinüs x'i çarparsanız kos kare x olacak. bölü. Burası kosinüs x. 1 artı sinüs x. Sin kare artı kos kare ne eşit arkadaşlar? 1 eşit. E, yukarısı ne oldu? 1 artı sinüs x oldu. Paydada da zaten ne vardı? Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x vardı. E, 1 artı sinüs x'lerle vedalaştık. 1 bölü kosinüs x o da ne eşit arkadaşlar? Sekant x. 11'in soru pi bölü 2 x pi demişiz. Şimdi birim çemberi de düşünürsek pi bölü 2 ve pi birim çemberin kaçıncı bölgesinde arkadaşlar? İkinci bölgesindeyiz. Şimdi sin kare x arkadaşlar burada kare kökü biraz fazla uzatmışız. Bu artı dışarıda yani bu şöyle olacak. Sin kare x artı kos kare x. Yani şu artı kökün içinde değil dışında tabii ki. Eksi kosinüs x yani sorunu şöyle düşünün. Şimdi arkadaşlar eğer kökün neresi çift ise Kökün neresi çift ise burada da x üzeri çift var. Bu çiftler birbirine alıp götürüyor. Bu sayı nasıl çıkacak arkadaşlar? Mutlak değer çıkar. Yani direkt x diye çıkarmıyorsunuz. Yani burada malum kare kökümüz var. E sin karenin ikisiyle kare kökün ikisi gitti mi? Gitti. Bu dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? Sinüs x diye çıkacak. Yan taraftaki de mutlak değer kosinüs x diye çıkacak arkadaşlar. Eksi kosinüs x. Şimdi biz ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede sinüsün işaretini arkadaşlar artı. Kosinüsün işaretine eksi. Dolayısıyla bu sinüs x mutlak değerden olduğu gibi çıkacak ama kosinüs x negatif olduğu için bunu eksi ile çarpıp çıkaracağız. Eksi kosinüs x olacak. Burada ne var? Yine eksi kosinüs x vardı. O zaman cevap sinüs x eksi 2 tane kosinüs x diyeceğiz arkadaşlar. Sinüs x eksi 2 tane kosinüs x diye cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? Edirne. Şimdi arkadaşlar işaret. İşaretle arkadaşlar bu eksi 210, eksi 30 derece, eksi 160 derecenin esas ölçüsünü bulabilirsiniz. Hani bunun eksiler ya da bu kosinüs içindeki eksi yutuyor. Diğerleri dışına atıyor. Oradan da yapabilirsiniz. Ben esas ölçüsüyle bulacağım. Eksi 210'un esas ölçüsü arkadaşlar 360 ekleyin. 150. Eksi 30'un esas ölçüsü arkadaşlar 360 eklerseniz 330. 160'ın esas ölçüsü de ne? 360 ekleyin. 200. Zaten kotanjant 195'e esas ölçülük bir şey yok. 195. Negatif sayıların esas ölçüsü nasıl biliyoruz arkadaşlar? Pozitif olan kadar 360 ve katlarını ekleyebilirsiniz. E, hocam sayı çok büyükse mesela 15.440 başında eksi var dedi. Onu 360'a bölüp bulduğunuz kalana yine kalan negatif kabul edeceksiniz. 360 ekleyeceksiniz. Ayrıca bunlardan konu eksiğiniz varsa arkadaşlar ben burada direkt soru çözümü yapıyorum. Trigometriden kanalda istemediğiniz kadar video var. İlgili konu başlıklarını bulup izleyebilirsiniz. Emin değilim ama bu trigometriden 35. video arkadaşlar. Soru çözümü videosu. Şimdi kosinüs 150 sinüs 330, tanjant 200 ve kotanjant 195. İşaretlerde arkadaşlar burası artı 1, burası eksi 1, burası artı 1, burası eksi 1. Bunlar ne artı 1, eksi 1'ler arkadaşlar? Birim çemberin koordinat olarak yazdım. E, kosinüs işaret için x'e bakıyorsunuz. Kosinüs için neye bakıyoruz? X'e bakıyoruz. Sinüs için neye bakıyoruz arkadaşlar? Y'ye bakıyoruz. Tanjant, kotanjant için ikisine beraber bakıyorsunuz. Tanjant sin bölü kos, kotanjant da kos bölü sin. Artının artıya bölümü artı. Artının eksiye bölümü eksi. Eksinin eksiye bölümü artı. artı eksiye bölümü eksi. 150 kaçsın bölgede? 2. ikinci bölgede kosinüs. Yani x eksenine bakıyorsunuz eksi. 330 kaçsın bölgede? 4. Dördüncü bölgede sinüs. Yani y eksenine bakıyorsunuz. Bu da eksi. 200 kaçsın bölgede? 3. Üç. Üçüncü bölgede tanjant. Yani eksinin eksiye bölümü ne arkadaşlar? Artı diyeceğiz. Eksenleri çarpın ya da birbirine bölün. 195 kaçsın bölgede? 3. Üç. Üçüncü bölgede yine kotanjant. Eksi eksi bölümü diyeceğiz arkadaşlar? Artacağız. O zaman ne diyeceksiniz? Eksi eksi artı C. 13. soru. Sıralama sorusu. Şimdi arkadaşlar sıralama sorusu. Sıralama sorusunu refleks olarak arkadaşlar hepsini dar açı yapıyorsunuz. Bakın sin 70'e dokunmayın. Zaten bu dar açı. Sin 130 ikinci bölgede. ikinci bölgede sinin işaretini arkadaşlar artı. Şimdi burada indirgeme yapıyoruz. Ya 90 dereceyi kullanacağız ya da 180 dereceyi kullanacağız. 130'u 180 dereceye uzaklığı 50 derece. 90 derece uzaklı 40 derece. Eğer 90'ı kullanırsanız isim değiştireceksiniz. 180'i kullanırsanız isim değiştireceksiniz. İkinci bölgede sinüsün işareti artı dedim. 180'e gidersek bu da ne olacak arkadaşlar? Sinüs. 50 derece olacak. E, kosinüs 40. Bunu da sinüs yapalım. Neyse ya kosinüs 40 kalsın şimdilik. Kosinüs 40. Kosinüs 130 arkadaşlar. Bu da ikinci bölgede işaretine. Eksi. Bunu indirgeme yapmanıza gerek yok. Zaten bakın bu negatif çıktı. Diğer üçü pozitif. Bu zaten D en küçük olacak arkadaşlar. D en küçük olacak. Şimdi sıralamada dar açı için konuşuyorum arkadaşlar. Dar açı için sıralama yaparken şunu yapıyorsunuz. Bakın dar açı için konuşuyorum. Dar açı yapmadan bu söylediğim geçerli değil. Eğer x dar açıysa arkadaşlar sinüs sıralaması şöyle. Sinüste arkadaşlar açı büyük, değer büyük. Tekrar x dar açı olmak kaydıyla arkadaşlar. Açı x dar açı olmak kaydıyla. Sinüsün sıralaması neymiş arkadaşlar? Açı büyük, değer büyük. Yani eğer x derece küçüktür, y derece ise bunların sıralamasında da sinüste bir değiştirilmiş olmuyor. Sinüs x küçüktür, sinüs y Şimdi bakın bu sinüs zaten. Bu da sinüs. Kosinüs 40'da bir sinüs yaparsak bu da sinüs 50 yapacak arkadaşlar. Nasıl yaptım? Tümler açıları isim değişecek. Bunu eşitleyebiliriz arkadaşlar. Sinüsü kosinüse. Tanjantı kotanjanta. O zaman en büyük açı A'da. Sonra B ve C'ye ne geldi arkadaşlar? Eşit geldi. D'de ne arkadaşlar? En küçük. A en büyük. Tabi biz büyükten küçüğe yaptık. Soru küçükten büyüğe diye sıralamış. En küçük D olacak. B ve C eşit olacak. A'da en büyük olacak. Cevap ne arkadaşlar? Edirne. Şimdi arkadaşlar bakın burada eksenler yardımıyla sıralama yapacağız. 90 y küçük x o da küçük bir. Yani kaçıncı bölgedeyiz arkadaşlar? İkinci bölgedeyiz. Şimdi ben size eksenler kısaca bahsedeyim. Şu birim çemberimizi çizelim. Birim çember x ekseni yok arkadaşlar. x ekseni ismi kosinüs ekseni, y ekseni ismi ne sinüs ekseni. Tanjant kotanjant eksenlerini de gösterelim. Arkadaşlar tanjant eksenimiz şu bak. Kotanjant eksenimiz de bu. Yani şu y eşittir bir doğrusu kotanjant ekseni. X eşit doğrusu da arkadaşlar tanjant ekseni. Şimdi ikinci bölgede iki tane açı alıyoruz. Şu tanjantı düzelteceğim arkadaşlar. Yani şu şu doğru. Bu y eşittir ne kotanjant ekseniymiş. Bu da ne ekseniymiş? Tanjant ekseniymiş. Şimdi ikinci bölgede iki tane açı alıyoruz. 90 ile 180 arasında diyor bakın x ve y. x y açısı küçük açı arkadaşlar. Şuradan küçük bu y derecelik açı. Bu da x derecelik açı olsun arkadaşlar. Şimdi burada yanlış anlamayın. y derece şuradan itibaren arkadaşlar. Sıfırdan başlıyorsunuz. Çünkü burası ne sıfır? açı olarak burası sıfır derece. Şu da ikinci çizdiğimde arkadaşlar x derece. açı. gördüğünüz gibi x derece y derece açıdan daha büyük. Şimdi şunu yapıyoruz. Arkadaşlar kosinüs ve sinüs sinüs sıralama mesela sinüs x sinüs y'ye bakıyoruz önce. Birim çemberi kestiği noktaya gidiyorsunuz. Birim çemberi kesi noktaya bakın burası. Eğer buradan y eksene giderseniz sinüs değerlerini bulacaksınız. Bakın burası sinüs y, burası sinüs x. Dolayısıyla kim daha büyük? Sin y büyüktür, sinüs x arkadaşlar. Sin y büyüktür, sinüs x ve her ikisi de pozitif. O zaman bu adana doğru. Şimdi sinüs y, sinüs x'ten büyükse arkadaşlar bir bölü sinüs y ve bir bölü sinüs x yaparsak arkadaşlar taklattırıyorum bakın. Neyi bulacağım? Kosekant Eğer pozitif iki sayıyı Mesela 2, 3'ten küçük. Bunları takla tam tersi olacak arkadaşlar. 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten ne olur? Büyük olur. Dolayısıyla burada yön değiştireceğiz. Bakın sin y büyüktü. Sin y ne olacak? 1 bölü y daha küçük olacak. Yani ne oluyor bakın burada? Kosekant y küçüktür. Kosekant x oluyor. O zaman bu yanlış arkadaşlar. Kosekant y daha küçük olacaktı. Bu yanlış. Şimdi diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Şimdi Birim çemberi kestiği nokta bakın buralar. Kos değerleri için x'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Şurası kosinüs y. Burası ne? Kosinüs x. Kim daha büyük? Orası bakın dikkat edin. İkinci bölgede negatif olduğu için kosinüs y büyüktür. Ne olacak arkadaşlar? Kosinüs x'ten olacak. Dolayısıyla bu doğru. Şimdi bunları ters çevirsek arkadaşlar bunlar yine negatif iki sayı ters çeviriyorum. Burası 1 bölü sinüs y pardon 1 bölü kosinüs y burayı da 1 bölü kosinüs x yaptım. E, yön değiştireceğim bakın küçük yapacağım. Yani sekant y Küçüktür ne olacak arkadaşlar? Sekant x olacak. Dolayısıyla sekant y sekant x'den küçük denizde de doğru arkadaşlar. Şimdi tanjantı da sıralayalım. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar dikkat ederseniz tanjant eksenini bu iki açı kesiyor mu? Kesmiyor. Kesmiyorsa arkadaşlar uzantısına kestireceksiniz. Bakın şurası y derece. Burası x. Şurası tanjant x olacak arkadaşlar. Burası da ne olacak? Tanjant y olacak. Kim daha büyük? Negatif bölge. Bakın burası dördüncü bölge değil. Negatif değerler. Tanjant x tanjant y'den ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Bu da doğru. O zaman cevap zaten bulmuştuk. Edirne. 15. soru arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi en büyüktür diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle yapacağız. Kosinüs 122. ikinci bölgede işaretine eksi. Ee, kosinüs 225. üçüncü bölgede işaretine eksi. Dolayısıyla bunların en büyük olması mümkün değil. 354. bölgede arkadaşlar işareti artı. Bunu dar açı yaparım. Bakın 4. bölgedeyiz. İndirgeme yapacağız. 350 derece 4. bölgede 4. bölgede kosinüs art dedik. Ya 360 dereceye gideceksiniz arkadaşlar ya da 270 derece. E, 360'a giderseniz bu kosinüs 10 olacak. 270'e giden de ne bulacak arkadaşlar? Sinüs 80 olacak. Şimdi şunu da sinüs yapalım. Bunu da sinüs yaparsak bu sinüs ne yapacak arkadaşlar? 85. Sinüs de yukarıda konuştuk. Neydi sinüs de? Açısı büyük olan daha büyüktür. Bir kere burada A şıkkındaki değer E'den ne arkadaşlar? Büyük. Şimdi cos 90'ı konuşacağız. Cos 90, 90 derece neresi arkadaşlar? Burası. Buranın koordinatları ne? 0'a 1. E, cos 90 ne arkadaşlar? cos 90 x'e bakacaktık. cos 90 0. Dolayısıyla cos 90 0 olduğu için en büyük kim olacak arkadaşlar? cos 5 yani sinüs 85 yani ne? A şıkkı arkadaşlar. Şimdi ben sıralaması olan da şunu yapıyorum. Genelde hepsini sinüsü ya da tanjanta çeviririm. Dar açı yaptıktan sonra sinüs ve tanjantın sıralama sayını. Bakın buraya yazdık arkadaşlar. Açısı büyük olanın değeri daha büyük. Sinüsü çevirirken de neyi kurabilirsiniz arkadaşlar? tümlerini kullanırsınız ya da 270'i kullanırsınız. Sinüse çevirebilirsiniz. Şimdi tanjant e, 130 ve tanjant 50. Arkadaşlar tanjant 130 ikinci bölgede. İşareti eksi zaten tanjant 50'de indirgeme yapmaya gerek yok. Bakın şimdi ikinci bölgedeyiz. Ya 90 derece gideceğiz ya da nereye gideceğiz arkadaşlar? 180'e. İkinci bölge tanjantın işareti ne dedik? Eksi dedik. Şimdi 130, 180'e ne kadar derece olarak ne kadar uzaklıkta? 50. Tanjant 50 diyeceksiniz. Başına ne koyacaksınız arkadaşlar? Eksi. Yanında da artı tanjant 50 var dolayısıyla bunlar birbirini götürecek. Cevap ne Sıfır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar burada indirgeme yaparken şurasını açıları yazalım. Burası ne? 90 derece. Burası ne? 180 derece. Burası 270 derece. Burası 360 derece. Şimdi bakın 90 artı 2 alfa. 90'a 2 alfa eklemiş. Yani kaçıncı bölgedesiniz? İkinci bölgedesiniz. İkinci bölgesinin üstün işaretini arkadaşlar artı. Önce işaretleri buluyorum. 90 artı 3 alfa. 90'a yine bir şeyler eklemişiz. Yine ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede kosinüs işaretine eksi. 270 eksi 2 alfa. 270'den bu sefer çıkartıyorsunuz. Bakın üçüncü bölgedesiniz. Üçüncü bölgede sinüs işaretine eksi. 270 eksi 5 alfa bölü 7 demiş. Yine arkadaşlar üçüncü bölgedesiniz. Üçüncü bölgede kosinüs işaretine eksi. Bu da 270 artı bir şeyler. 270 artı alfa bu sefer dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölgede tanjantın işaretine eksi. Şimdi işaretleri bulduk. 90, 270'de ne oluyor arkadaşlar? İsim değişiyordu. Bakın bu sinüs girmiş. Yine sinüs çıkmış. Biz bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kosinüs 2 alfa dememiz lazım. Bakın kosinüs girmiş. Sinüs çıkmış. Bu doğru arkadaşlar. Eksi sinüs 3 alfa. Sinüs girmiş. Kosinüs çıkmış. Bu da doğru. Eksi kosinüs 2 alfa. Bir de biz giren işaretine bakıyoruz. Kosinüs girmiş. Sinüs çıkmış. Bu da doğru. Eksi sinüs 5 alfa bölü 7 olacak. E, tanjant girmiş. Bu da ne çıkacak? Kotanjant çıkacak. Başında yine eksi var. Bu da doğru arkadaşlar. Eksi kotanjant ne diyeceğiz? 8 alfa bölü 17. O zaman hangisi yanlış arkadaşlar? Adana yanlış. Arkadaşlar böyle bu sorularda 90 artı 2 alfa, 90 artı 5 alfa, 90 artı 100 alfa. Burada siz o 2 alfa da olsa, 5 alfa da olsa mesela 90 artı 2 alfa da ikinci bölge diye düşüneceksiniz. 90 artı 100 alfa da ikinci bölge diye düşüneceksiniz. Yani burada açıya takılmayın. Yani burada mesela ben Adana'yı mesela şöyle yazsaydım. Ne o? Sinüs. 90 artı 100 tane alfa dedi. Siz yine şöyle düşeceksiniz. 90 artı 100 alfa. 90 artı. ikinci bölgedeyiz arkadaşlar. İkinci bölgede sinüs işaretine artı. İsim değiştireceğiz. Kosinüs 100 alfa diyeceğiz. Şimdi kosinüs 1991. Önce esas ölçü arkadaşlar. 1991'i neye böleceğiz? 360'a böleceğiz. 5 kere var. 1800 diyeceğiz arkadaşlar. 1, 9, 1. 191 derece arkadaşlar size kosinüs 191 dereceyi soruyor. Şimdi bakın yine ne yapacağız? 191 derece neredesiniz? Üçüncü bölgedesiniz. 3 bölgede kosinüsün işaretini arkadaşlar eksi. Şimdi ya 180'e gideceksiniz arkadaşlar ya 270'e gideceksiniz. 180'e giderseniz isim değiştirmiyorsunuz. 191'in 180'leri uzaklığı ne? 11. Eksi kosinüs 11 diyeceksiniz arkadaşlar. Cevaplar da tabi bunun tümleri de olabilir. Kosinüs 11'in tümlerine sinüs eksi duruyor yine. Ne diyor arkadaşlar? 79 derece. Hangisine eşit arkadaşlar? Tabii ki eksi kosinüs 11 var. Sinüsü 79'un eksilisi olmadı. Cevap Adana. Arkadaşlar 19. soru. Eksi 1650 derece. Yine bu 1650 derecenin arkadaşlar esas ölçüsünü buluyoruz. 360 kaç kere var? 4. 1400 ne diyeceğiz arkadaşlar? 40 diyeceğiz. 0. 15'ten burası ne? 2 210 derece arkadaşlar. Sinüs 210'u soruyor arkadaşlar. Sinüs 210 derece. Yine çiziyoruz bakın. 180 ve burası ne? 270. 210 kaçın bölgede? 3. 3. bölgede sinüsün işaretine Eksi. Bakın ya, 180 derece gideceksiniz ya 270 derece. 210 180 dereceye ne kadar uzak? 30 derece. Eksi sinüs 30 dereceye denk arkadaşlar E sinüs 30'un değeri üçgen çizip bakabilirsiniz. Ezbere söyleyebilirsiniz. Sinüs 30 ne arkadaşlar? Karşısı bir hipotenüs 2. Burası zaten kök 3. E sinüs 30 eksi 1 bölü arkadaşlar? 2. Karşı bir hipotenüs yaptık. Eksi 1 bölü 2. 20. soru. Yine bir indirgeme sorusu. 316, 43, 46'da problem yok. 1753'ün esas ölçüsü arkadaşlar. 1753'ü yine neye böleceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar negatif açı görürseniz 360'da büyük açı görürseniz refleks olarak esas ölçü biliyorsunuz. 4 kere var 1440 dediniz. Çıkaralım. 3, 1. Burada ne kalacak? 313. Evet 313. Yukarısı kosinüs 316. Çarpı sin 43. Bölü sin 46. Çarpı ne bulduk? Kosinüs 313 bulduk arkadaşlar. Şimdi şu 313 ve 316'dan kurtulmamız lazım. Neredeyiz arkadaşlar? 313, 316. Dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölgede kosinüs ne? Dördüncü bölgede kosinüs artı arkadaşlar. Dördüncü bölgede kosinüs işareti ne? Artı. dördüncü bölgede kosinüs işareti ne dedik? Artı. Şimdi dördüncü bölgedeyseniz indirgeme yaparken ya 360 dereceye doğru gideceksiniz ya da 270 derece. 360'a göre hesap yaparsanız arkadaşlar isim değiştirmiyorsunuz. Ben bu 360'a ne kadar yakın arkadaşlar? 44 mü? Evet. İsim değiştirmedim. Bakın kosinüs 44. Sinüs 43'e dokunmuyorum. Böyle sinüs 46'ya dokunmadık. Şimdi 313 yine nereye gidelim arkadaşlar? 360'a gidelim. Ne 47 mi diyeceğiz? kosinüs 47. Sonra ne dedik biraz önce? Tümler açılar. İsim değişecek mi? Bakın kos 44, sin 46 tümler bunlar birbirine eşit. Sin 43, kos 47 bunlar da tümler. Bunlar da birbirine eşit. Bunlar birbirine götürecek. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir diyeceğiz denizle. Şimdi şöyle bir fonksiyon sorusu yazmış arkadaşlar. fx vermiş. fx sin kare x eksi kos kare x. Aşağıda kotik x var. Bize pi bölü 6'yı soruyor. Yani gidip fonksiyonun x e ne yazacağız arkadaşlar? 30 derece yazacağız. Şimdi 30 derece yazıyorum. F 30 derece. Ne yazacağız arkadaşlar? Sin kare 30 diyeceğiz. Eksi kos kare 30 derece diyeceğiz. Bölü kotanjant ne olacak arkadaşlar? 60 olacak. Şimdi 30-60 üçgen çizmiştik. 30-60 üçgen tekrar çizelim. Burası 1, burası 2, burası ne? Kök 3. Sinüs 30 karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2'nin karesi. Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüs kök 3 bölü 2'nin karesi. Ve kotanjant 60 o da komşu karşı. 60 derece bakın burası. Komşusu 1 karşısı ne? Kök 3. E, yukarısı ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 4 eksi 3 bölü 4 olacak. Aşağısı ne olacak? 1 bölü kök olacak. Bu da ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 bölü 1 bölü kök 3. Ters çevirirseniz ne diyeceksiniz? Eksi kök 3 bölü 2. 22. soru yine bir indirgeme sorusu. Önce bu radyanlar sizi rahatsız ediyorsa dar açı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dar açı yapıyorum. 30 yukarısı ne oldu arkadaşlar? Tanjant 210 oldu. 30 burası ne oldu arkadaşlar? Tanjant 330 oldu. Devam ediyorum. 180'i 18'e böldük. 10. 25'e çarptınız. Kosinüs 250 oldu. 180'i 9'a böldünüz. Ne oldu? Sinüs 340 oldu burası da. Şimdi bakın Şimdi indirgeme yapıyoruz yine. 210, 300 bölgede taze işareti artı. 330, 4. bölgede taze işareti eksi. 250, 300 bölgede kosinüs işareti eksi. 344. 4 bölgede sinüs işareti eksi. Şimdi 210, bakın 280 zaten 3 ve 4'teyiz arkadaşlar. 270 ne? 360. Şimdi 210, 180'den hesaplıyoruz yine. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Tanjant 30. 330'un da 360'a uzaklığı yine 30. O da eksi tanjant 30 olacak arkadaşlar. 250. Bakın 300'ün bölgedeyiz. Ya 270'e gideceğiz ya da 180'e. 180'e gittik yine. 250'nin 180'in uzaklığı ne arkadaşlar? 70. Eksi kosinüs 70 diyeceğiz. 340. Dördüncü bölgedeyiz. Bunda yine 360'a gidelim. 360'a uzaklığı ne? 20 derece. Eksi sinüs 20 diyeceğiz. Zaten tanjant 30, kotanjant 30 götürdü. Buradan eksi 1 geldi. Bakın bunlar yine tümler açılar. Tümler açılar isim değişecek mi? bunlar da bir götürür. Oradan da bir eksi bir eksi bir ne gelecek arkadaşlar? Artı bir. İkisini toplayın. Ne diyeceksiniz? Sıfır. Şimdi 23. sorudayız arkadaşlar. İşte tanjant bir, tanjant 2, nokta nokta tanjant 3 bunları çarpmış arkadaşlar. Çarpma eşit nedir diye sormuş. Şimdi tanjant bir, tanjant 2 tanjant 3. Bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar en sağda tanjant 89 var. Onun tümlerini yazıyorum. Tümleri de ne eşit? Kotanjant 1'e. 89 önce 88 var. Onun tümlerini yazıyorsunuz kotanjant 2'ye. Bu şekilde sağdan da gelirseniz kotanjant 3 olacak. Şimdi bunların tam ortasında 1 ile 89'un ortasında arkadaşlar tanjant 45 var. Tanjant 45'in tümleri yok burada. Şimdi ne yukarıda yazdık yine tanjant x çarpı kotanjant x neye eşit arkadaşlar? 1'e. E, e tanjant 1 çarpı kotanjant 1, 1. Tanjant 2 çarpı kotanjant 2 1. Tanjant 3 çarpı kotanjant 3 1. Bunları sürekli çarpıyoruz. Tanjant 45 ne eşit? 1'e eşit? Niye 1 eşit? 45 45 90 üçgeni çizerseniz görürsünüz. 45 45 90 üçgeni ikiz kenardık üçgen. E, burası 1 1 burası neydi arkadaşlar? Kök 2. E tanjant 45 1. O zaman 1'leri sürekli çarpacağız. Kaç defa çarpacağız? 45 defa. Sonuç ne olacak? 1. Şimdi arkadaşlar 24. soru sinüs x artı kosinüs x a demiş. Sin küp x artı kos küp x nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar A küp artı B küpün arkadaşlar iki tane formül var. Biri çok bilinen formülü. Bu sadeleştirmede kullandığımız şu formül. A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare. A küp eksi B küp de A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Bak burada A küp artı B küp var. Bunu şöyle yazıyorum bakın. A artı B'nin küpü. Bir de şu formülü var arkadaşlar. Bunu da bilelim. 3 AB çarpı A artı B. A küp eksi B küp de A eksi B'nin küpü artı 3 ab çarpı a eksi b. Şimdi bunlar bir sene bu değer nasıl olanı daha rahat çözersiniz. Şimdi bakın şu bir numaralı formülde arkadaşlar bu da iki numara. Bize a küp artı b küpü kullanacağız. A küp artı b küp de a yerine sinüs x b yerine kosinüs x yazıyorum. Hatta ben şöyle kısaltıyorum artık. S küp artı c küp bir numaralı formülde a yerine sinüs b yerine kosinüs yazıyorum arkadaşlar. S artı c diye de kısalttım. Bakın burası s artı c. Bin küpü eksi 3 tane sc çarpı s artı c oldu. Şimdi S artı elimde var arkadaşlar. Bana SC lazım. Bakın şurada SC lazım. SC de sinüs çarpı kosinüs yani. Şimdi elimizde ne var? Elimizde sinüs x artı kosinüs x var. Bakın bunun karesini alıyorum. Bunun karesini alırsanız birincinin karesi s kare, ikincinin karesi c kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki kat 2 sc eşittir ne olacak? a kare. s e, kare c kare ne eşit bire mi? 2 tane sc o zaman a kare eksi eşit olacak. Karşıyat mobili. o biri. E, sc'yi bulduk arkadaşlar. sc a kare eksi 1 bölü İki arkadaşa bu SC dedim. Sin çarpı kos. Şimdi S artı C ne eşit? Bakın A eşit. Bakın burada A burada. O zaman A küp. SC'yi ne bulduk? O da A kare eksi 1 bölü ne buldun arkadaşım? 2 buldun. Çarpı S artı C. S artı C'de neydi? A. Şimdi bir satır daha düzenleyelim. A küp. Bakın burada ne var? Burayı arkadaşlar 3 bölü 2. A içeriye dağıtırsam A küp eksi A var. Şimdi burada payda istiyorum. Payda istiyorum bakın burada. Kısa yol payda istemiyorum. 2 A küp. 3'ü de dağıtıyorum içeriye. 3A küp. Artı 3A bölü ne? 2. Bunu da düzenlerseniz ne gelecek? 3A eksi A küp bölü 2 gelecek. Bunu ne yapmış? Bunu A parantezine almış arkadaşlar. A parantezine alırsanız burada 3 eksi A kare kalır. Paydamızda da ne var? Bölü 2 var. A bölü 2 çarp 3 eksi A kare C. Geldik 25'in soruya. Şimdi sin 120 dereceye özdeş değildir diye sormuş aşağıdakilerden hangisi. Şimdi sin 120 arkadaşlar ikinci bölgede ikinci bölgede, bölgede sinüs işaretini art. Şimdi bir kere pozitif olacak. Mesela pozitif olacak zaten bu pozitif arkadaşlar. Sinüs 240 üçüncü bölgede işareti eksi önünde de eksi var artı. Kosinüs 210 üçüncü bölgede önünde de işaretini eksi önünde de eksi var bu da artı olur. Kosinüs 30 zaten birinci bölgede artı. O zaman cevap arkadaşlar bu kolay olmuş. Cevap direkt bu zaten. Çünkü niye? Sinüs 30 arkadaşlar pozitif bir değer. Önüne eksi var. Bu negatif arkadaşlar. Biz sinüs 120 arıyoruz. Sinüs 120 de pozitif olduğunu diyoruz. Cevap İndirgeme de yaparak da bulabilirsiniz. Yani tek tek. Şimdi sinüs 120. ikinci bölgede işaretini artı dedik. 180'e giderseniz ne edeceksiniz? Sinüs 60. Sinüs 60 da neye eşit arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Sinüs 30 ne eşit? 1 bölü 2. Önde eksi var. Eksi 1 bölü 2. Özdeş olmayan Bursa. 26. soru. 0 x pi bölü 2 demiş yani bir dar açı söz konusu ve size şöyle bir kosinüs sinüsle eşitlik vermiş bize tanjantı soruyor arkadaşlar bunun paydasında 1 var ve işte eş çarpımı yaptık kosinüs e, x artı sinüs x eşitliği ne olacak 2 kosinüs x eksi 2 sinüs x olacak şimdi sinüsler bir tarafa kosinüsler bir tarafa dersek burası 3 sinüs x olacak burası da kosinüs x kalacak şimdi tanjant x arkadaşlar tanjant x ne tanjant x aynı zamanda neye özleş sinüs x bölü kosinüs x e eşit e o zaman her tarafın sin bölü kos gelmez. her tarafı kosa bölüyorum arkadaşlar. Bakın. Zaten böyle sinli koslu bir ifade. A çarpı sinüs x, B çarpı kosinüs x formatında karşı karşıya ise arkadaşlar her tarafı sine ya da kosa bölün. Ya tanjantı bulursunuz ya kotanjantı bulursunuz. Bakın ben burada her tarafı kosinüs x'e bölüyorum. Buraya da kosinüs x'e böldüm. Çünkü ben sin bölü kos arıyorum. Bunlar beni götürür. E sin bölü kos 3 tane tanjant x demek. 3 tanjant x 1 tanjant x'e eşit 1 bölü 3. 27'nin soru yine bir fonksiyon yazmış. fonksiyona gidip pi bölü 4. 3 pi bölü 4 yazmamızı istiyor. Şimdi 3 pi bölü 4 arkadaşlar 180. Kaç yazmamızı istiyor? 135 derece yazmamızı istiyor arkadaşlar. 180'i 4'e böldük. 45, 3'le çarptık. 135. Şimdi 135 dereceyi yazıyorum. Bakın 135 derece yazıyorum. 3 tane sin kare. 135 çarpı 2. 270 derece arkadaşlar. Eksi 2 tane kosinüs 135 diyeceğiz arkadaşlar. Artı 1 dışarıda. Şimdi 270 kolay. 270 neresi burası? Buranın koordinatları ne? 0'a eksi 1. Kosinüs sorunca x'e sinüs sorunca y'ye bakıyoruz. Dolayısıyla sinüs 270 neye eşit arkadaşlar? Eksi 1 eşit. Ama burada karesi var. 3 tane eksi 1'in karesi diyeceksiniz. Şimdi 135 arkadaşlar ikinci bölgede işaretini eksi İndirgeme yapıyoruz. İkinci bölgede kime gideceğiz? 180'e gideceğiz. O zaman ben şuraya bakın. Şuraya şunu şöyle bir yere çıkarayım arkadaşlar. Şuraya çıkartıyorum. Bak eksi 2 çarpı Eksi diyeceğiz. Kosinüs 45 diyeceğiz arkadaşlar. O da eksi eksi artı olacak. 2 kos 45 olacak. O zaman kos 45'i de yine 45 45 90 üçgenler neydi? 1 1 neydi arkadaşlar? Kök 2 idi. Kos 45 şuradan bakarsak. 1 bölü kök 2. O zaman bakın bu eksi 1'in karesi ne yaptı? 3. Artı 2 tane 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2 kos 45. Bunu eşlenikle çarparsanız kök 2 bölü 2. Yanında da ne vardı uzantı olarak? 1 vardı. Bu ikiler gitti. 4 artı kök 2. Adana. Yine bir sıralama sorusu. Arkadaşlar bu tarz sıralama yorum sorularını kesinlikle eksenlerle yapın. Gidip burada değer vermekle falan uğraşmayın. Şu eksen işini kaparsanız daha rahat yaparsınız bu sorular. Şimdi kaçıncı bölgedeyiz arkadaşlar? Üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgede sadece üçüncü bölgedeki parçayı çiziyorum. Ama bir saniye sadece üçüncü bölgedeki parçayı çizsem olmaz. Çünkü bize tanjant kotanjant da lazım. Sadece sinüs değil. O zaman şu birim çemberin hepsini çiziyorum. Şu kotanjant ekseni arkadaşlar. Şu tanjant ekseni. Şimdi bakın 3. bölgedeyiz. 180 ile 270 arasındayız. 180 ile 270 arasında x küçük açı. Şurada y. Arkadaşlar şu x derecelik açı. Şurada y derecelik açı. Bakın burada tekrar ediyorum. Arkadaşlar ilk de şuraya gidip x yazmayın. Burası x derece burası değil. x derece siz daima sıfırdan başlayarak bu açı. Yani x dereceyi şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Burası x derece. Yani sıfırdan başlıyorsun. Yani sonuçta 180 artı bir şey. Mesela atıyorum x 200. Sen daima sıfırdan hesaplıyorsun. Şu da arkadaşlar y dereceye geç. Şimdi bunu söyledikten sonra mesela öğrencilerimizin çoğuna yazık ki bizi iyi dinlemiyor. Mesela biz buraya 20 derece yazıyoruz arkadaşlar. açı kaç derece diyoruz? 20 derece diyor. Hayır 20 derece değil arkadaşlar aç. Bakın burası sıfır derece. Şuradan hesaplıyorsunuz. 180 artı 20. 200 derece diyeceksiniz buradaki açıya. Gördüğünüz açı 200 derece. Yani buradaki gördüğünüz açıyı söylemiyorsunuz. Mesela şöyle yapayım. Buraya gittim 40 yazdım. Yani şu bu açı 40 derece değil. Nereden hesaplayacağız? Şöyle 270 artı 40 310 derece diyeceksiniz. Şimdi şu açıları silelim. Şimdi x derece ve y derece açımız x küçük açı y büyük açı. Şimdi birazdan yukarıda konuştuk. Ne dedik size? Şimdi sinüs için kosinüs için eksenlere gideceğiz. Bakın y'ye giderseniz sinüs değerlerini bulacaksınız arkadaşlar. Şurası sinüs y burası sinüs x. Kim daha büyük? Tabii ki normalde bakın uzunluk olarak sinüs y büyük ama negatif olduğu için sinüs x daha büyük olacak. Hangisi doğrudur demiş. Sinüs x sinüs y'den büyük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Şimdi sinüsle ilgili başka sıra var mı? Yok. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. X'lere giderseniz de neyi bulacaksınız? Kosinüsleri. Bakın burası cos y, burası cos x. E yine normalde uzunluk olarak kosinüs x büyük ama burası negatif olduğu için kosinüs y koordinat olarak daha büyük. Kosinüs y kosinüs x'ten büyük olacak. Dolayısıyla bu doğru. Şimdi tanjant kotanjant içinde arkadaşlar. Bakın bu hem tanjant eksenini kesmiyor hem de kotanjant eksenini kesmiyor. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Uzantısına kestireceksiniz. Şöyle devam ediyorsunuz. Bakın burası x. Bunu devam ettiriyorsunuz. Burası da y. Bu tanjant ekseninden yine y'lere gidiyoruz. Bakın şurası tanjant x arkadaşlar. Burası ne? Burada tanjant y. Gördüğünüz gibi kim daha büyük? Tanjant x tanjant y'den büyük. Bu da doğru. Hangisi doğrudur demiş. Tanjant x tanjant y'den. Pardon arkadaşlar açı yanlış yazdım. Bakın bu uzantı ne? Bu y'nin uzantısı. Bu da x'in uzantısı. Dolayısıyla işler değişti. Bu tanjant Bu ne? Tanjant x. Şunları silip baştan yapıyorum. Tekrar içime silmedi. Şimdi bakın açımız bizim şu. Bu şu açıyı uzattık. Biz bu açıyı uzatırsak biz buraya y, yaz, y yazacağımız x yazdık. Bu açının uzantısı da ne arkadaşlar? Burası x. E şurası bakın burası tanjant y. Aşağıdaki parça tanjant x. Kim daha büyük? Tanjant y büyük. Dolayısıyla bakımı da yanlış. Şimdi kotanjant kestiği yere gitmeye çalışalım. Kotanjant kestiği yerde arkadaşlar hangi morla yapalım. Kotanjant eksen de bakın burası arkadaşlar. Burası ve şunu uzatıyorsunuz burası. Bakın burası ne arkadaşlar? Burası kot y. Burası ne arkadaşlar? Kot x. Kotanjant ve kosinüs için apsislere bakıyorsunuz. Tanjant ve sinüs için ordinatlara bakıyorsunuz. Kim daha büyük? Kot x daha büyük. Kod y'den dolayısıyla bu da yanlış. Hocam işte bunu nasıl sıralayacağız? Zaten bunu hiç sıralamanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü burada üçüncü bölgede tanjantın işaretine artı sinüsün işaretine eksi. Yani burada ne pozitif negatif ne? Tabii ki küçük olamaz. Bu zaten yanlış arkadaşlar. 29. soru. Şimdi 0x90 demiş. Yine bir dar açı. Arkadaşlar bakın tanjant kotanjant işte Arkadaşlar farklı açılarda eğer tanjant alfanın kotanjant beta'ya eşit olduğunu söylüyorsa size ne diyeceksiniz hemen refleks olarak? A artı B kaç derece diyeceksiniz? Yani alfa artı beta 90 derece. Bunlar tümler olmalı. O zaman bunun ikisini topladığınızda x artı y, x eksi y'nin toplamı kaç derece olmalı arkadaşlar? 90 derece. Y'leri sildik. E, 2x eşittir 90. x kaç? 45. x eşittir 45 derece. Tanjant 45 soruyor arkadaşlar. Tanjant 45'te ne eşit? 1 eşit. Nasıl 1 eşit? Şuradan bakacağız işte. 45, 45 üçgenimiz neydi? 1, 1, kök 2 idi. Tanjant 45. Şuradan bakın. Karşı komşu ne diyeceğiz? 1 bir bölü 1'den 1. 30. soru. Üçgen çizme sorusu arkadaşlar. Trigonometri değerlerden biri belliyken diğerlerini bulmak için ne yapıyorsunuz? Üçgen çiziyorsunuz. Tekrar trigonometri değerlerden biri belliyken diğerlerini bulmak için üçgen çiziyoruz. Yalnız burada birinci bölgede değilseniz arkadaşlar işaret dikkat ediyorsunuz. Şimdi bakın pi 3 bölü 2 demiş. Neredeyiz arkadaşlar? Üçüncü bölgedeyiz. Üçüncü bölgedeki işaretleri koyacağız. Bakın tanjant x. Dik üçgenimi çizdim. Bunun paydasına bir var. Burası 3. Burası ne bir? de tabii ki ne? Kök 10. Nasıl bulduk? Dik kenarların karelerini topluyoruz ve kök gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın kotanjant x var. Zaten tanjant x varsa kotanjant x var. Zaten kotanjant x ne arkadaşlar? 1 bölü 3. Bunu söylemeye gerek yok. Bakmaya gerek yok. <laughs> sinüs x karşı 3 hipotenüs kök 10. Kosinüs x komşu 1 hipotenüs kök 10 demiyorsunuz arkadaşlar. Sakın. Niye? Biz kaçın bölgedeyiz? 3'ün bölgedeyiz. 3'ün bölgede hem sinüs hem de kosinüs nedir? eksidir. Dolayısıyla bu eksi. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi diyeceğiz. Şimdi bize neyi sormuş? Kotanjant x artı sinüs x çarpı kosinüs x. Eksi 1. eski kotanjant x 1 bölüştü. Sinüs x ile kosinüs x çarpımı eksi 1 bir diyeceğiz. Biri neydi? Eksi 3 bölü kök 10. Diğeri neydi? Eksi 1 bölü kök 10. eksi eksi artı yapacak arkadaşlar. O zaman burası 1 bölü 3. Buraya dokunmadık. Bakın burası 3 bölü 10 olacak. Burada ne? Eksi 1 bunun paydasında 1 var. Bunlar nerede birleştirir? 30'da. Bunu 10'la çarpıyorsunuz. Bunu 3'le çarpıyorsunuz. Bunu neyle çarpıyorsunuz? 30'da. O zaman bakın burası ne oldu? 10 artı 9 eksi 30 bölü 30. 19 bölü 19 eksi 30 diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Eksi 11 bölü ne diyeceksiniz? 30 diyeceksiniz. Arkadaşlar 31. soru ifadesine en yani, büyük değer nedir demiş. Şimdi arkadaşlar kosinüs sinüs özel yapan ne bunların sınırlı olması ne demek sınırlı? Siz ne yazarsanız yazın x yerine en çok bir en az ne buluyorsunuz -1 aynı özellik <laughs> sinüste de geçerli. E bunun en büyük olması için kosinüs bir seçelim. Bakın burayı da bir burayı da bir seçersem 6 5 burası 5 bir de 6 yapıyor. Yan tarafta 7 bir daha 8 yapıyor. 6 kere 8 ne diyeceksiniz arkadaşlar 48. Şimdi bu bir trigonometrik denklem ama arkadaşlar bunu bulabilirsiniz. Yani 11. sınıf bilgisiyle bulabilirsiniz. Normalde trigonometrik denklem 12. sınıf trigonometri konusu. Şimdi 0x45 demiş arkadaşlar. Bize de şöyle bir eşitlik vermiş. denklemin kaç kökü vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Denklemin kökü kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Pardon. Şimdi hangi açının sinüsü 1 bölü 2 diyeceğiz. Siz ne diyeceksiniz arkadaşlar? 30 derece diyeceksiniz. O zaman şu parantez 3x45 ne eşit? 30 derece eşit. E 3x neye eşit? 75 derece eşit. X neye eşit? 25 derece. 33. soru. Şimdi tanjant pi bölü 4 45. 5 ile çarptınız. Tanjant 225 arkadaşlar. Tanjant 225 bulalım. 225 kaçın bölgede? 3. bölgedeyiz. 3. bölgede tanjantın işareti eksi eksiye bölümüne art. E, 180'e gidersek 3. bölgede bu artı 180'e ne kadar yakın? 45 yakın. E bu tanjant 45'e eşit arkadaşlar. E tanjant 45'te neye eşit? 1 dedik. Yukarıda söyledik. Buradan 3 üzeri 2 tane sinüs x artı 1 eşittir 1. 3'ün hangi kuvveti 1? 0. kuvveti 1. Dolayısıyla 2 sinüs x artı 1 eşittir ne siz arkadaşlar? 0. Buradan sinüs x'i ne bulacağız? Sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bu cepte. Sinüs x eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi sinüs eksi 1 bölü 2 olan açıyı soruyor arkadaşlar. Şimdi bir kere bakın burada arkadaşlar şunlar direkt pas geçiyoruz. Niye bunları pas geçiyoruz? Çünkü bunlar ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüs nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Dördüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. Üçüncü bölgede sinüs eksidir. Üçüncü bölgede sinüs eksidir. Bunlara sırayla bakacağız. Şimdi bakın 210 ile 240 üçüncü bölgede. 180'e gidelim. O zaman 180'e giderseniz bu 60 derece. Bu da ne? 30 derece olur. Yani burada Bursa eksi sinüs 60. Ceyhan eksi sinüs 30 oldu arkadaşlar. E sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. Baştan da eksi var. Eksi 1 bölü 2. Cevap neyiz arkadaşlar? Ceyhan. Şimdi 2 cos kare x eksi sin kare x artı 1. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz bakın. 2 cos kare 2 c kare diye kalsın. Eksi s kare diye kalsın. Şu bir yerine de şunu yazın arkadaşlar. 1 yerine s kare artı c kare yazabilirsiniz. Bir yerine de s kare artı c kare yazdım. Bölü cos x c yazdım. S karelerini götürdü. Yukarısı arkadaşlar? 3 c kare aşağıda ne var? C var. 3 c kare bölü c edersek 3 tane c kaldı. Cos x 3 cos x. Arkadaşlar 35'in soru. Bakın kök 2 0 x 90 demiş arkadaşlar. X kaç derece diye sormuş. Şimdi kök 2 çarpı kosinüs x. x yerine cos x bölü sinüs x yazdık. Kosinüs x'ler gitti. Buradan işler işler çarpım yaparsanız kök 2 çarpı sinüs x eşittir 1 diyeceksiniz. E, sinüs x ne olacak arkadaşlar? 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2. Hangi açıda sinüsü kök 2 bölü 2 diye soruyor arkadaşlar. Ne diyeceğiz? 45. 36. soru arkadaşlar. Yine üçgen çizme sorusu. 0x90 dar açı. Birinci bölgedesiniz. Birinci bölgedeyse arkadaşlar problem yok. Hepsi pozitif olacak. Tabi bu için. Sinüs x için üçgenimizi de çizelim. Yani pozitif olanlar en son trigomet arkadaşlar. Burası bir burası ne? 3. Şu dik kenarı nasıl bulacaksınız arkadaşlar? 1'in karesi artı soru işaretinin karesi eşittir. 3'ün karesi yani 9 diyeceksiniz. Soru işaretinin karesi 8. Dolayısıyla soru işaretine gelecek kök 8. Gelecek. Yani kök 8 de neye eşit? 2 kök 2 eşit. 180 eksi x ikinci bölge işaretine kosinüsün eksi. 270 eksi x üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjantın işaretine arkadaşlar. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti e, art. Şimdi bu 3 tane kosinüs x oldu. Bakın isim değişmedi. Burada 270 var arkadaşlar. 270'de ne yapıyorduk? İsim değişiyorduk. Burası tanjant x olacak. E, 3 tane kosinüs x'e dokunmuyoruz. Tanjant x'e neden yazıyoruz? sinüs x bölü kosinüs x yazıyoruz. E bunlar gitti. Eksi 3 tane sinüs x'i soruyor arkadaşlar. Üçgen çizmemize de gerek yokmuş arkadaşlar. Sinüs x zaten elimizde var. Onu eksi 3 ile çarpacağız. Eksi 3 ile 1 bölü çarparsanız 3'ler gitti cevap neceksiniz? Ne eksi 1. Kaçın sorudayız arkadaşlar? 37. sorudayız. A nerede tam sayı değerlerin toplamı? Şimdi arkadaşlar biz burada yukarıda konuştuk. Ne dedik? Kos kare, kosinüs x arkadaşlar. En çok ne? 1. En az ne? eksi 1. Şimdi da açı önemli değil arkadaşlar. Şimdi bir de öğrencilerin yanlış yaptığı bir diğer durum bu. Kosinüs 2x sorunca 2 ile 2 arasında değil arkadaşlar. Kosinüs 5x ile gidip eksi 5 ile 5 arasında yazmıyorsunuz. Açı, açı ne olursa olsun kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değerler. Yani şöyle düşünün. Kosinüs 361 iken kosinüs 720 arkadaşlar 2 olmuyor. Yani 360, 720 zaten bunlar esas ölçüsünü alırsanız ne? 0. Hepsi kosinüs 0 eşit. Yani ne eşit? 1 eşit. Şimdi yalnız bakın burada yani burada şimdi cos x yazdım ya. Burada kosinüs x artı 15 arkadaşlar. O da 1 ile eksi 1 arasında değer alır. Şimdi burada kos kare var yalnız. Şimdi eksi 1 ile 1 arasındaki sayılar arkadaşlar şöyle sayı doğrusunu düşünseniz burası eksi 1. Burada da 0 var. Burada ne var? 1 var. Bu aralıktaki sayıların karesini alırsanız o zaman kos kareler hangi aralıkta değer alır? E, negatif olmayacak. Sonuçta kare alıyorsunuz. En çok yine 1 olur. En az ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Yalnız bunu neyle çarpmamız lazım? Bakın bunu ne yapıyorsunuz? Eksi 2 ile çarpıyorsunuz. Ne ekliyorsunuz? 5 ekliyorsunuz. Eksi 2 ile çarp 5 ekliyorum. Eksi 2 ile çarparsam 0. Eksi ile çarpım için yön değiştireceğiz. Eksi 2 cos kare diyeceğiz. Eksi 2. Her tarafa 5 ekleyin. 5 eklerseniz burası 5. Burası 5 eksi 2 cos kare yapar arkadaşlar. Burada ne olacak? 3, 5 ile 3 arasındaki tam sayı değerlerini toplam 3, 4, 5'i toplayacağız arkadaşlar. 3, 4, 5'i toplarsanız ne? 12. Arkadaşlar 38. soruyla devam ediyoruz. Yine bir indirgeme sorusu. En sade halini bulacağız arkadaşlar. Şimdi önce bölgeyi buluyorduk arkadaşlar indirgeme sorularında. Bakın 180 artı x arkadaşlar. 180 artı x kaçın bölge? 3. bölge bölgede sinüs işaretine eksi. 90 eksi x birinci bölge. Birinci bölgede kosinüs işareti artı. 180 artı x 3. bölge. 3. bölge tanjantın işaretine artı. 180 ve 360 isim değiştirmiyoruz. 90'ı kullanırsak isim değiştiriyorduk. Birinciye eksi sinüs x diyeceksiniz arkadaşlar. İkinci ne arkadaşlar? Bakın kosinüs ama 90'ı kullandık. Burada ne yapacağız? İsim değiştireceğiz. Burası ne olacak arkadaşlar? Sinüs x olacak. Yalnız önünde eksi olduğu için oradan da, da, eksi sinüs x gelecek. Bölü. Tanjant 3. bölgede 180'i kullandık. İsim değiştirmeyeceğiz. Burada da ne diyeceğiz? Tanjant x diyeceksiniz. Yukarı toparlarsak 2 sinüs x. Aşağıda da ne var arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x var. Birinci aynen yazıp ikinci ters çeviriyorum. Bakın 2 sinüs x'i tutuyorum. Burayı kosinüs x bölü ne yazacağım? Sinüs x yazacağım. Sinüslerle vedalaştık. Cevap ne arkadaşlar? Eksi 2 kosinüs x. 39. soru. Yine bir sadeleşme sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın sinüs x bölü 1 eksi kosinüs x. Sinüs x bölü 1 artı kosinüs x. Aradaki işaret eksi. Bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? 1 artı kosinüs x'e çarpacağız. Bunu neyle çarpacağız? 1 eksi kosinüs x'e çarpacağız. Payda eşitleyerek işe başlıyorsunuz. Yukarısı sinüs çarpı 1 artı kosinüs x oldu. Sağ tarafta sinüs çarpı 1 eksi kosinüs x oldu. Bölü. Paydamızda ne oldu? 1 artı c çarpı 1 eksi c. Şimdi payı dağıtıyorum. S artı sc eksi s dağıtıyorum. Eksi s artı sc oldu. Dikkat edin bakın burada eksi s dağıtıyorsunuz. Paydanızda da iki kare fark oldu. Bakın a artı b a eksi b formatında. O da a kare eksi b kareden 1'in Birin karesi eksi c'nin karesi. Dikkatli bakarsanız sinüslerin gittiğini görürsünüz. Yukarıda iki tane sc kaldı. Aşağıda da 1 eksi c kare. 1 eksi c kare ne eşit arkadaşlar? 1 eksi c kare sin kare eşitti paydaya da sin kare dedim. Bunu tekrar sin cos diye yazarsa bakın iki tane sinüs x cos x paydada ne var? Sin kare x var. Sinüs gitti kare gitti. Yukarıda iki tane kosinüs x kaldı. Aşağıda sinüs x kaldı. Kos sin iki tane ne diyeceksiniz arkadaşlar? Kotanjant x. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın burada 7 pi bölü 16 ile pi bölü 16'yı toplarsanız ne yapacak? 8 pi bölü 16 kaldı, yapacak. Bu da ne? Pi bölü 2. Yani bu iki açı arkadaşlar nasıl açılar? Bütünler açılar. Bakın bunu alfa derseniz buna beta derseniz. Alfa ile beta'nın bütünler dedim pardon. Alfa ile beta nasıl açılar? Bakın pi bölü 2 90 derece. Yani tümler açılar oldu arkadaşlar. O zaman ben sin kare alfa artı sin kare beta yerine ne yazabilirim? Şunu yazabilirim. Bakın tümler açılar. Tümler açılarda arkadaşlar beta'nın tümleri ne? Alfa sinüs beta ne eşit? Kosinüs alfaya eşit. O zaman ben sin beta yerine kosinüs alfa yazarsam bu sin kare alfa artı kos kare alfa olacak. Bu da ne işte arkadaşlar? 1'e. 41. soru. Şu şekilde bir ifade vermiş. Bize tanjant x'in pozitif değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın ben yine sin yerine s, kosinüs yerine c yazıyorum arkadaşlar. Tanjant yerine sin bölü kos yani s bölü c, kotanjant yerine kos bölü sin, c bölü s. Şimdi bakın bu ifade şöyle. 2 s kare eksi 3 tane s c eksi c kare. Şimdi arkadaşlar burada tanjant elde etmek için her tarafı neye böleceksiniz? Cos kareye bölüyorum her tarafı. Niye cos kareye böldün hocam? Çünkü tanjant x ne eşit işte arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x. Bakın burada sin bölü kos kosinüs x payda. Ben bunu şimdi ne yapıyorum? Cos kare x'e bölüyorum. Cos kare x'e böl. Şimdi cos kare x'e bölerseniz bakın burası 2 s kare bölü c kare olacak. Eksi 3 tane sc bölü cos kare x. Eksi c kare bölü c kare. Bakın tüm hepsini cos kareye böldüm eşittir 0. S kare bölü C kare demek arkadaşlar ne demek? 2 tane tanjant kare x demek. Eksi. Buradan C'nin biri gidecek. Bakın burada 3 tane şuradan, şundan bahsediyorum arkadaşlar. Burada cos karenin biri giderse 3 tane S aşağıda C kalacak. Oradan bakın eksi 3 tane tanjant x gelecek. Ve C kare C kare onlar da görecek. Eksi 1 eşittir 0 denklemini elde ettik. Şimdi bu çarpanlar ayrılıyor mu? Hayır. Çarpanlar ayrılmasa neye bakıyorsunuz arkadaşlar? Delta'ya bakıyorsunuz. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. B kare bakın tanjant x burada delta şu formatta arkadaşlar. Yani ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bu denklemde x yerine tanjant yazarsanız a, b, c'yi görürsünüz. Şimdi b kare eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 ac 4 çarpı 2 çarpı eksi 1. Bak bu da ne yaptı arkadaşlar? 17 yaptı. Şimdi delta'yı altı kökü nasıl buluyorduk? Şöyle buluyorduk. Eksi b artı kök delta bölü ne? 2a. Diğeri de bunun eksilisiydi. Bakın burada eksi b dersek arkadaşlar a kaç? 1. Pardon a kaç? 2. b kaç? x'in katsayısı yani tanjant x'in katsayısı 3. c'de ne eşit? Eksi 1. Şimdi bakın eksi b derseniz ne gelecek? b eksi 3 arkadaşlar özür. Eksi 3 tanjant x bakın. Eksi b derseniz ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. Kök delta kök 17. 2a. 2a'da a'da 2 idi. 2a ne gelecek? 4 arkadaşlar. 3 artı kök 17 bölü 4. 42. soru kotanjantiksi sormuşuz arkadaşlar. Bunu görünce ne yapmamız lazım? İçlerine çarpma yapıyorsunuz. 9 tane kos, eksi 6 tane sinüs eşittir. 2 tane sinüs, 2 tane kos oldu. Koslar bir tarafa, sinler bir tarafa. 7 tane kosinüs x eşittir. 8 tane sinüs x. Şimdi bakın kotanjantiksi sormuş. Kotanjantiksi arkadaşlar her tarafı neye bölüyorsunuz? Kotanjantiksi, kos x, x bölü sinüs x malum. O zaman cos x bölü sin x gelmesin. Burada her tarafı neye böleceğiz arkadaşlar? Sin x'e böleceğiz. Sin x'e bölüyorum bakın. Sin x'e böldüğünüzde 7 cos x bölü sin x. Sağ tarafta ne olacak? 8 kalacak. E cos bölü sin ne? Kotanjant. 7 tane kotanjant x eşittir 8. Kotanjantı yalnız bırak. 8 bölü 7. 43. soru. Yine bir sadeleştirme sorusu. Bakın yukarıda sin kare var. Arkadaşlar sin kare artı cos kare ne eşit? 1 eşit. Burada sin kare gördüğünüz yere 1 eksi cos kare, 1 eksi cos kare gördüğünüz yere 1 eksi sin kare yazmayı düşüneceksiniz. Bakın burada sin kare var. 1'e dokunmuyorum. Sin kare yerine 1 eksi cos kare yazıyorum. Böyle aşağıda 1 eksi cos var. Eksi cos'nuz. Şimdi bakın şu 1 eksi cos kare 2 kare farkından çarpanlığına ayırıyorum. 1'e dokunmadım. Burası 1 eksi c. Burası ne? 1 artı c. Böyle 1 eksi c mi? Eksi c. 1 eksi c'ler bunu ne yapar? Götürür. 1 artı 1 artı c eksi c. Bunlar da bunu götürür. Cevap ne eksi c arkadaşlar 2. Taze antiksiz olmuştu arkadaşlar. Yine bir özdeşlik var. Bakın şu 180 eksisten kurtulalım. Bu ikinci bölge sinüsün işaretine artı. O zaman şöyle oldu. İki tane sekant yani 2 bölü kosinüs x. Artı burası sinüs x diye çıktı. Burası 4 kosinüs x. Bu da ne gelecek? Artı 8 bölü sinüs x. Kosekant yerine de 1 bölü sinüs yazdım. Şimdi bakın 2 bölü kosinüs x. Buraya dokunmuyorum. Artı sinüs x. Şimdi burayı ben 4 parantezine alırsam arkadaşlar bakın 4 parantezine alıyorum. Burada ne gelecek? Kosinüs x artı 2 bölü sinüs x gelecek. Parantezi aynı gelmedi. Şimdi burada payda istiyorum sol tarafta. 2 artı sinüs x çarpı kosinüs x bölü kosinüs x dedim. Sağ tarafta payda istiyorum. Dikkatli bakın. Kosinüs x artı sinüs x. Bir saniye. Sağ tarafta parantezini payda istiyoruz arkadaşlar. Kosta sinüs çarpacağız. Kosinüs x çarpı sinüs x artı 2 bölü sinüs x. Şimdi bakın bunlar aynı geldi. Bunları ne yapacak? Birbirini götürecek. Şimdi işler çalışan yaparsanız ne gelecek yine? 4 tane kosinüs x eşittir sinüs x. E, tanjant arıyoruz biz. Tanjant ne neye eşit arkadaşlar? Tanjant x sinüs x bölü kosinüs x eşit. O zaman sin bölü kos gelmesi burada her tarafı neye bölüyorsunuz? Kosa bölüyorsunuz arkadaşlar. Kosa bölüyorsunuz. Kosa bölersek bakın burası sol taraf 4 tane kosinüs x bölü kosinüs x olacak. Sağ taraf sinüs x bölü kosinüs x olacak. Dolayısıyla tanjant x'i bulduk. Tanjant x ne işte arkadaşlar? 4'e. Denizli. 45'in soruyla devam ediyoruz. Esas ölçü 110 derece olan pozitif yönlü 4 basamaklı en küçük açı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar açıyı biz şöyle ifade ediyoruz. Bakın açı eşittir. Esas ölçü bakın esas ölçü alfa olsun. Esas ölçü neymiş? Alfa olsun. Alfa artı 360 derece K yazabilirsiniz. Yani burada mesela alfa açısının üzerine 360'tan bir tane ekleseniz, iki tane de ekleseniz hep nereye geleceksiniz arkadaşlar? Aynı noktaya geleceksiniz. Mesela birim çember üzerinde düşünelim. Mesela alfa burası. Şimdi ben bunun üzerine 360 eklesem ne yapıyorum? Aynı noktaya geliyorum. İki tane 360 eklesem yine aynı noktaya geliyorum. Şimdi burada esas ölçü ne demiş arkadaşlar? Esas ölçü 110 derece demiş. 110 derece eşittir. 110 derece artı 360 derece K diyorum. Şimdi diyor ki bakın 4 basamaklı en küçük açı kaç derece diye sormuş. Şimdi bakın burada k tam sayı arkadaşlar. Şimdi k'ya 1 vereceksiniz, 2 vereceksiniz. Her verdiğinizde başka bir açı değer bulacaksınız. Şimdi ben k'ya 1 verirsem 4 basamaklı olmaz. 2 verirsek de 4 basamaklı olsak, olmaz. 3 verirseniz olur arkadaşlar bakın. 3 verirseniz burası 110 derece artı ne olacak arkadaşlar? 1080 derece olacak. 1080'e 100 ekledik. 1180. 10 daha eklediniz. Ne edeceksiniz arkadaşlar? 1190'a da Eksi 1170 derecelik açının esas ölçüsü kaç derece diye sormuşuz arkadaşlar. Eksi 1170. Şimdi arkadaşlar burada açı küçükse burada yani küçük derken e, negatif ama çok büyük bir açı değilse mesela diyorum 15.430 derecenin başına eksi koyarsam bunu şimdi 360 ekleyerek pozitif yapamazsınız. Bakın buradaki açıyı biz 360'ın katlarını ekleyerek pozitif yapabiliriz. Yani 360 kurtarmaz. 2 katına 720 kurtarmaz. 3 katına 1080 kurtarmaz. 1440 arkadaşlar bunu kurtarır. Ben buna 1440 ekleyeceğim. Birinci öyle böyle yapabilirsiniz. Bakın buna ne ekleyecekmişiz? 1440 ekleyecekmişiz arkadaşlar. 1440 eklerseniz bu ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. O da ne yapacak? 7 270 270 derecesi arkadaşlar. Ya da böyle büyük mesela atıyorum eksi 15430 olsaydı sürekli 360 ekleyerek bunu bulamazdık. Büyük bir açı olursa ne yapacaksınız? Böleceksiniz. Bunda da aynısını yapabilirsiniz. Yani 1170'i 360'a bölüyorsunuz arkadaşlar. Kaç kere var? 3. 1080 diyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. 9. 90. Ama bu negatif olduğu için kalan ne? Eksi 90. Eksi 90 derece 360 eklerseniz yine neyi bulursunuz arkadaşlar? 270. Ama küçük açılarda buna gerek yok. 360'ı birkaç defa eklerseniz onu pozitif yapabilirsiniz. Esas ölçüsü 140 derece olan 3 basamaklı en küçük açı kaç derece diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yine bakın açıyı nasıl yazıyormuşuz? Açı esas ölçüsü alfa ise burada esas ölçü alfa'ya göre formülü tekrar hatırlatıyorum. Alfa artı ne diyeceğiz arkadaşlar? 360k diyeceğiz. Burada k elemanı ne arkadaşlar? k bir tam sayı. Şimdi burada esas ölçüsü 140 derece ise açı şöyle olacak arkadaşlar. 140 artı ne diyeceksiniz? 360k diyeceksiniz. Şimdi burada bakın dikkat edin. Daha doğrusu 45'in soruya bakarsanız burada pozitif yönlü diyor. İşte pozitif yönlü. 4 basamaklı en küçük açı. Burada şimdi 3 basamaklı en küçük açı demiş arkadaşlar. Açının negatif de pozitif olduğunu söylememiş. Burada negatifleri düşüneceksiniz. Bakın 3 basamaklı olsun ve en küçük olsun diyor. Mesela ben gidip burada K'ya gidip şunu yapmıyorsunuz. 1 vermiyorsunuz. Evet 1 verirseniz ne vurursunuz? 360, 500 vurursunuz. 500 derece. Burada negatif de düşüneceksiniz. Burada çünkü açının yönünü söylememiş. Ben burada şimdi K'ya ne vereceğim? 3 basamaklı en küçük olsun istiyorum. Eksi 3 versem, eksi 2 versem eksi 720 yapar. Üstüne 140 ekleyeceğim. Daha küçük yapabilirim. Eksi 3 versem, bakın k'ya eksi 3 veriyorum arkadaşlar. K tam sayıydı. 140 eksi 1080 diyeceğim. E 1080'den 140 geri gelirseniz ne olacak arkadaşlar? Eksi 940 derece olacak. En küçük 3 basamaklı açı bu. Şimdi devam ediyoruz. Tanjant x artı kotanjant x vermiş. Bize tanjant küp x artı kotanjant küp x'i sormuş. Şimdi arkadaşlar a küp artı b küp özdeşliğini verelim. A küp artı B küp arkadaşlar. Birincisi şu var bakın. Muhtemelen bunu çoğunuz biliyor. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare. Arkadaşlar bunu daha çok sadeleştirme sorularında kullanırsınız. Bunu ne zaman kullanacakmışız? Sadeleştirme sorularında kullanacakmışız. A küp artı B küpün şu formülünü de bilelim arkadaşlar. A küp artı B küp. Bu değer urna sorularında bu daha çok işe yarar. A artı B'nin küpü eksi 3 AB B çarpı ne edeceğiz arkadaşlar? A artı B diyeceğiz. Şimdi bakın şu formülde ikinci yazdığım formülde A yerine tanjant B yerine kotanjant yazıyorum. Bakın T küp artı C küp kısaltıyorum. Eşittir. T artı C'nin küpü eksi 3 tane TC çarpı T artı C oldu. Tekrar şu formülde A yerine tanjant B yerine kotanjant yazdım. Şimdi bakın ben T artı C'yi biliyorum. T artı C neye eşit? 5'e. O zaman burası 5'in küpü. Eksi 3 tane TC. Tanjant çarpı kotanjant arkadaşlar burası. Tanjant çarpı kotanjant da 1 eşit. E, t Z'de neydi? 5. 125 ne çıkaracaksınız? 15. Cevap ne diyeceksiniz? 110 derece. 110 derece değil tabii ki burada arkadaşlar. 110. Şimdi devam ediyoruz. Bir işareti olsa arkadaşlar. Sinüs 105, kosinüs 280, tanjant 190 ve kotanjant 350'nin işaretleri arkadaşlar. Şimdi işarette... Sinüs için y eksenine bakıyorsunuz. Kosinüs için neye bakıyorsunuz? x eksenine bakıyorsunuz. Tanjant kotanjant için ikisine beraber bakıyorsunuz. Burası artı, burası eksi, burası ne eksi. Artının artıya bölümü, tanjantın işareti artı. Artının eksiye bölümü, eksi. Eksinin eksiye bölümü Artı. Artının eksiye bölümü Eksi. Şimdi 105 ikinci bölgede y eksenine bakarsanız ne? Artı. 284. bölgede x eksenine bakarsanız ne? Artı. Tanjant 193'üncü bölgede. Üçüncü bölgede her iki eksene beraber bakıyoruz yine. Eksinin eksiye bölümü ne arkadaşlar? Artı. 350 4. bölge 4. bölgede artı eksiye bölüm ne arkadaşlar? Eksi diyeceğiz. 3 tane artı bir tane eksi cevap Ceyhan 50. soru bir sıralama sorusu arkadaşlar. Sinüs sıralaması. Arkadaşlar sıralaması olan da dar açı yaptıktan sonra dar açıysa, dar açıysa, dar açıysa sinüs ve tanjantta, sin ve tanjantta sıralama şu. Açı büyük, değer büyük arkadaşlar. Büyük açının sinüsü daha büyüktür. Büyük açının açı büyük, değer büyük. Büyük açının tanjantı daha büyük. Şimdi önce bunları bir dar açı yapalım. Şimdi 440'ın esas ölçüsünü alıyoruz. Bunun esas ölçüsünü alırsanız 360 atın sin 80. 725'in esas ölçüsünü alırsanız 720'sini atarsanız bu sinüs ne? Sinüs 5 derece. 495'in esas ölçüsü arkadaşlar. 495'in esas ölçüsü 360 atacağız. 360 atarsak bu da ne eşit olacak arkadaşlar? Sin 135. Şimdi 135 dar açı değil. Bu da ikinci bölge işaretine artı. Şimdi bakın ikinci bölgedeyiz. Ya 90'a gideceksiniz ya da nereye gideceksiniz? 180. 90'ı kullanan isim değiştirecek. 180'i kullanan değiştirmeyecek. Biz 180'e gittik. Bu da ne oldu arkadaşlar? Sinüs 45 oldu. Sinüste sıralama neydi? Açısı büyük olan daha büyüktü. A en büyük. Sonra C. Sonra ne diyeceksin arkadaşlar? B. A, C, B. Küçük. Biz büyükten küçüğe yaptık. Cevap şıkları küçükten büyüğe. Şimdi 51. soruyla devam ediyoruz. Yine bir işaret sorusu. Şimdi kosinüs arkadaşlar kosinüs içindeki eksiği ne yapıyor? Yutuyor arkadaşlar. Kosinüs eksi x, x ne eşit? Kosinüs x eşit. Şimdi şöyle yapacağız. Sinüs 130 diye Şu bakın kosinüs eksi 240 yerine kosinüs 240 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra işimiz kolay. İkinci bölge sinüsün işareti. Yani y eksene bakıyorsunuz artı. 240 3. bölge 3. bölgede x eksene bakıyorsunuz eksi. 315 4. bölgede 4. bölgede her iki eksene bakıyorsunuz. Artın eksi bölümüne eksi. 210 300 bölgede 300 bölgede ne eksi ne eksi bölümü ne diyeceksiniz arkadaşlar artı. O zaman işaretler artı eksi eksi ve ne diyeceğiz arkadaşlar artı diyeceğiz Bursa. 52. soru yine bir sıralama sorusu arkadaşlar. Sıralama sorularında arkadaşlar dar açı yapıyorsunuz. Dar açı yaptıktan sonra sinüs ve tanjantın sıralaması ne bu? Açı büyük, değer büyük. Kosinüs ve kotanjantın sıralaması ne arkadaşlar? Açısı küçük olanın değeri daha büyük. Tabi dar açı yapmadan bu geçerli değil. Şimdi 1520'nin esas ölçüsü arkadaşlar 360'a bölüyorsunuz. 1440 tam bölünür. Oradan ne kalacak? 60. Bu sinüs 80 arkadaşlar yine. 795'in esas ölçüsü bu da 720 atarsak tanjant kaç arkadaşlar? 75. 2115'in esas ölçüsü. 2115'i 360'a bölerseniz 5 kere var. 1800 ve 1800'den neceğiz ne arkadaşlar? 5 1 315 derece. Bu da 315. Ama sinüs 315. Şimdi burada uyanık olup sinüs 315 hiç bakmasak olur arkadaşlar. Bunu dar açı yapacağız da gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü bu dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs işaretine eksi. E 315'ten de nereye gideceğiz? 315'ten şimdi dördüncü bölgedeyseniz ya 360'a gideceksiniz ya 270'e. 360'a giderseniz isim değiştirmeyeceksiniz. 360'a gidiyorum. Sinüs 45 ama eksi sinüs 45. Yani burada direkt refleks olarak C'nin en küçük olduğunu söylemeniz lazım arkadaşlar. C en küçük olacak. Şimdi sinüs 80 büyük, tanjant 75 büyük. Şimdi normalde ne Sinüs için konuşursak açı büyük, değer büyüktü. Tanjant için konuşursak da aynısıydı. Şimdi biri sinüs, biri kosin, biri sinüs, biri tanjant. Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi tanjant 45'in ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1 olduğunu biliyoruz. Tanjant 45 derece. O zaman tanjant 46 birden büyük olur. Sebep açı büyüdükçe değer büyüyordu. E, 75'te arkadaşlar dolayısıyla ne olacak? Birden büyük olacak. E, sinüs, sinüs ve kosinüsün en büyük değeri var. Sinüs 80'de ne? Sinüs 80'de birden küçük bir değer. O zaman ne diyeceksiniz? En büyük B sonra A sonra ne diyeceksiniz arkadaşlar? C diyeceksiniz cevap. Adana tekrar tanjant 75 birden büyük bir değermiş. Sinüs kosinüsün zaten en büyük değeri bir. Dolayısıyla en büyük ne diyeceksiniz? B diyeceksiniz. Zaten C negatif olduğu için en küçük. Arkadaşlar bunlar Açık uçlu soru 53 ile 54 de var. Yine bir sıralama sorusu bakın. Önce esas ölçü arkadaşlar. Gidip 360'a bölüyorsunuz. 1800 tam bölünür. Buradan tanjant 130 kalır. 925. 720 atarsanız buradan da kotanjant 205 kalır. 765'ten yine 720 atacağız. Tanjant 45 kalacak. 1540. Bundan da 1440 atacağız. Kotanjant 100 derece kalacak. Şimdi ikinci bölgenin işaretine eksi. ikinci bölge işaretine eksi. Şimdi ikinci bölgede 180'e giderseniz bu eksi tanjant 50 olacak. Bu üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjantın işaretini arkadaşlar artı. Buradan da 180'e ya da 270'e gideceğiz. ben hepsini tanjant yapmak için 270'e gidiyorum arkadaşlar. 270'e giderseniz burada ne gelecek? Tanjant 65. Bu zaten tanjant 45'ti. Bunda problem yok. Tabi bunlarda derece var arkadaşlar. 100. Buradan da yine 90'a gidiyorum tanjant yapmak için. Eksi tanjant ne diyeceksiniz? 10 diyeceksiniz. Şimdi bir kere B ile C, A ve D'den büyük. Çünkü B ve C pozitif, A ile D negatif. Tanjant açı büyük değer büyüktü. O zaman B, C'den büyük arkadaşlar. Normalde tanjant 50 daha büyüktür. Önün eksi gelirse ne olacak? Daha küçük olacak. O zaman e, daha sonra D, A, en küçükte de kim diyeceğiz arkadaşlar? A, B, C, D, A. Burada. Şimdi yine bir eksenlerle sıralama sorusu. 54 işte x'ye dar aç arkadaşlar. Birinci bölgeyi çiziyorum arkadaşlar. Bakın birinci bölgeyi çiziyorum x küçük açıymış y de büyük açıymış. Şu x derecelik açım olsun. Bu da y derecelik açım olsun. Şimdi tanjant ve kotanjant eksenlerini de çizelim. Lazım olabilir. Bakın şu kotanjant ekseniydi. Bu da ne ekseni arkadaşlar? Tanjant ekseni. Şimdi sinüsü kosinüsü nasıl arıyorduk? Şu, şöyle aşağı iniyorsunuz. X eksenini çizdiğiniz kosinüs ve sinüs, e, kosinüs verecek. Kosinüs y ve kosinüs x verecek. Şimdi o zaman cos x cos y'den büyük. Bu doğru. Y eksenine gidersek de neyi bulacaktık arkadaşlar? Sinüsleri. Bu da sinüs y. Burası da ne arkadaşlar? Sinüs x. Sinüs y de sinüs x'den büyük. Bu da doğru. Şimdi devam ediyorsunuz. Açının tanjantı kestiği yerlere ulaştık. Şimdi şurası arkadaşlar bu büyük açı. Bakın burası tanjant y olacak. Burası da ne olacak arkadaşlar? Tanjant x olacak. Dolayısıyla tanjant y de tanjant x'den büyük. Bu da doğru. Devam ediyorum. Kotanjant eksenine bakın. Burada kesiyoruz. Devam edersek nerede keseceğiz? Burada keseceğiz. Şu küçük açıydı. Bu x'ti. Bu y'ydi. O zaman şurası kotanjant x olacak. Buradan aşağı inerseniz burada ne olacak? Kot y olacak. O zaman kot x de kot y'den büyük. Bu da doğru. Sekant x sekant y'den büyük demiş. Normalde kim büyük? Kosinüs y küçüktür. Kosinüs x. Şimdi sekant yapmak için bunları taklattıracağız. 1 bölü kosinüs y olacak. Bu da bir bölü kosinüs x olacak. Bunları taklattıysak ne yapacak? Yön değiştireceğiz. Sekant y'ye daha büyük olur arkadaşlar. Bu yanlış. Cevap edin. Şimdi arkadaşlar bunlar çoktan seçmeli sorularımız. Şimdi açık uçlu sorulara geçtik arkadaşlar. Açık uçlu da kaç soru var? Açık uçlu da yaklaşık 19 soru var arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar birim çember üzerinde dördüncü bölgede diyor. Arkadaşlar bir nokta birim çember üzerindeyse dördüncü bölgedeymiş yalnız dikkat edin ona. Birim çember üzerindeyse ne yapıyoruz? Apsis'in karesi 1 bölü 3'ün karesi artı m kare eşittir 1 diyorsunuz. Buradan m kare eşittir burası 1 bölü 9 yapar. Karşıya atarsanız 1 eksi 1 bölü 9. Buradan m kare neye eşit olacak arkadaşlar? 8 bölü 9. Neyin karesi 8 bölü 9 deyince? Artı eksi 2 kök 2 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 diyeceğiz. Şimdi dördüncü bölgede x artıdır, y nedir? Eksidir. Dolayısıyla m'nin değeri negatifini alacaksınız. Eksi 2 kök 2 bölü arkadaşlar? 3. İkinci soru. 5 pi bölü 6 radyanlık açının birim çember üzerindeki koordinatlarını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bunu 5 pi bölü 6, 186 yapın. 150 dereceye arkadaşlar. 150 dereceye birim çember üzerindeki koordinatını arıyorsunuz. Şimdi 150 derece kaçıncı bölgeye gelecek? İkinci bölgeye gelecek. Bakın burası 90. 150 olması için arkadaşlar üstüne ne kadar daha gitmeliyim? 60 derece daha gitmeliyim. Orası 60. Şu aşağıda kalan parça ne? 30. Size şu A noktasının koordinatlarını soruyor arkadaşlar. E A noktasının koordinatlarını da bulursunuz. Nasıl bulacaksınız? Buradan diki atacaksınız. Burası 30 ise burası ne 60. E 90'ın karşısına 1. 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısına kök 3 bölü 2. A'nın koordinatlarını bulduk. A noktasının x'i kök 3 bölü 2. Y'sine 1 bölü 2. İşarete dikkat. X ne olacak? Eksi olacak. Devam ediyoruz. Birim çember belirttiğine göre M artı neyi sormuş? Arkadaşlar birim çemberin denklemi şu. X kare artı Y kare eşittir. Bir birim çemberin genel denklemi. Yalnız burada bakın ne? 2. O zaman orası nasıl 2 olur? Arkadaşlar Bunu komple 2 ile çarpabilir arkadaşlar. Bakın 2x kare artı 2y kare eşittir. 2 bu da birim çember. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki bir farkı var mı? Yok. O zaman burayı ben ne eşleyeceğim? 2 eşleyeceğim. Burayı ne eşleyeceğim? 2 eşleyeceğim. M kaç gelecek arkadaşlar? M5 gelecek. N kaç gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. M artı N toplamını soruyor. M artı N toplamı kaç? 6. Dördüncü soru. Emin çözüm kümesi demiş arkadaşlar. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Kosinüs 2x'in en çok 1, en az ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Eksi 1. Bakın burada 7 tane kos 3 artı 3 bölü 2 yapacağız. Bunu 7 ile çarpacağız. 7 ile çarpacağız. 3 ekleyeceğiz. 2'ye böleceğiz. Sırayla bunları yapacaksınız arkadaşlar. Ben bunu 7 ile çarpıyorum. Bakın eksi 7. Burası ne oldu? 7 oldu. Şimdi siz ne buldunuz arkadaşlar? 7 tane kosinüsü buldunuz. Sonra 3 ekleyeceksiniz. Buraya 3 eklediniz. Eksi 4. Buraya 3 eklediniz de 10. Şimdi bak burası. 7 kosinüs artı ne oldu? 3 oldu. Bir de her taraf 2'ye böleceğiz. 2'ye böl. Eksi 2. Buraya 2'ye bölüyorsunuz. 7 kosinüs artı 3 bölü 2 oldu. Buraya da 2'ye bölün ne? 5. O zaman m'in çözüm kümesi zaten bakın bu 7 kosinüs artı 3 bölü 2 ne? m eşitti. m eksi 2 ile ne arasında diyeceksiniz arkadaşlar? 5 arasında. Dördüncü soru çözdük. 5'in soru arkadaşlar. Aynı soruyu tersten sormuş arkadaşlar. Sin 5 x'i de çözüm kümesine sinüsü kosinüsü özel yapan arkadaşlar bir en büyük bir de en küçük olması. Bak sinüs en çok 1 olacak. En az eksi 1. Sin 5 x eşit? 2p eksi 7'ye eşit. Bu da ne olacak? 1 ile ne arasında? Eksi 1 arasında. P yalnız bırakacağız. 2p her tarafa 7 eklersek burası 8 olacak. Burası ne? 6. Her tarafı 2'ye bölersek P ne? 3 ile ne arasında arkadaşlar? 4 arasında çözüm kümesi bu. Altın soru Şimdi 6. soru arkadaşlar. Bakın buranın koordinatlarını biliyorsunuz. Burası ne? 1'e 0. Burası ne? 0'a 1. Burası ne? Eksi 1'e 0. Burası ne arkadaşlar? Yine 0'a ne? Eksi 1. Burası kaç derece? 0. Burası kaç derece? 90. Burası kaç derece? 270. Burası kaç derece? 360. Hemen şu 100.000'in esas ölçüsünü buraya işe başlıyorsunuz arkadaşlar. Size neyi soruyor? Sin 90 derece. Eksi kosinüs 180 derece. Tanjant 180 derece ve Kosinüs 100 pi nesne sözcüsü ne arkadaşlar? sıfır Kosinüs 0 dereceyi soruyor. Şimdi sin 90. 90 bakın 90. Sinüs sorunca neye bakacağız arkadaşlar? Sinüs sorunca y'ye bakıyorsunuz. Kosinüs sorunca x'e bakıyorsunuz. Tanjant da neydi arkadaşlar? Tanjant sin bölü kosinüs. Dolayısıyla ne yapacağız? y bölü x yapacaksınız arkadaşlar. 90'da y değerine 1. 180'de x değerine eksi 1. 180'de y bölü x yapıyorsunuz. Dikkat edin y bölü x yapıyorsunuz. Yani 0 bölü ne diyeceksiniz? Eksi 1 diyeceksiniz. 0'da x değerine 1. Yukarısı 2 aşağısı ne? Eksi 1 cevap ne? Eksi 2. Yedinci soru. Sin kare bölü 1 artı kos. Kos kare bölü 1 eksi sin. En sade hali. Arkadaşlar yukarıda konuştuk. Sin kare gördüğümüz yere ne yazmayı düşüneceğiz? 1 eksi kos kare. Benzer şekilde kos kare gördüğünüz yere ne yazmayı düşeceksiniz? 1 eksi sin kare eksi. O zaman bak yukarısı sin kare dediğimiz yere ne arkadaşlar? 1 eksi kos kare. Aşağıda 1 artı c var. Kos kare ne? 1 eksi sin kare. Aşağıda 1 eksi s var. Şimdi yukarıdaki pay kısmına iki kare fark yazıyorum. Bakın 1 eksi c çarp 1 artı c bölü 1 artı c. Burası da 1 eksi s 1 artı -s, s bölü 1 eksi s edeceksiniz. 1 artı c'ler gitti. 1 eksi s'ler gitti. 1 -c, eksi dağıt, -1 c. Eksiyi dağıt. Eksi 1 eksi s. 1'ler de gitti. Eksi c eksi s. Cevap. Eksi kosinus x. Eksi sinus x. Yine bir sadeleştirme sorusu. Paylaşacağız. Bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? Kosinus x'le bunu neyle çarpacaksınız? 1 artı sinus x'le bakın yukarısı ne oldu? Yukarısı cos kare eksi oldu. Yan tarafta yine bakın 1 eksi sin 1 artı sin geldi. Paydamız da ne oldu arkadaşlar? Paydamız da cos x çarp 1 artı sin x oldu. Doğru mu? Şimdi 1 eksi sin 1 sin 1 artı sin burası bakın yine ne ne eşit arkadaşlar? Ne eşit? Burası önceki kare farkından 1 eksi sin kare eksi göreceksiniz. 1 eksi sin kare eksi ne eşit arkadaşlar? Cos kare eksi eşit. O zaman ben yukarıya cos kare x eksi cos kare x dersem olay bitecek. Çünkü yukarı sıfır gelecek. Aşağıda bir şeyler var. Sıfır bölü sayı sıfır diyeceksiniz arkadaşlar. 8 soru bitti. Şimdi geldik dokun soruya arkadaşlar. Sin kare 1 artı sin kare 2 nokta 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 sin kare 89 sin kare 89. Şimdi bunda da şunu yapacağız arkadaşlar. Sin kare 1'e dokunmuyorsunuz. En sondaki sin kare 89'u cos kare 1 yapıyorsunuz. Sin kare 2'ye dokunmuyorsunuz. Sin kare 82 cos kare 2 yapıyorsunuz bu şekilde geleceksiniz sağdan ve soldan Tam ortada kim var arkadaşlar 1 ile 89'un ortasında sin 45 ver. sin kare 45 burada yalnız kalacak Sin kare 1 cos kare 1, 1 eşit Sin kare 2 cos kare 2 hep ne eşit arkadaşlar 1 eşit Şimdi ikişer ikişer 1 geliyor burada 89 terim var İkişerli gruplarsanız arkadaşlar 44 tane 1 gelir Bir tanesi yalnız kalacak şu bu yalnız kalacak tam ortadaki yalnız kalacak arkadaşlar o yalnız olanda sin 45. Sin 45'in değerini 1 bölü kökü. Bunun karesini alacaksınız. 44 artı 1 bölü kökünün karesi de 1 bölü 2. Cevap ne 89 bölü kaç diyeceksiniz? 2. Dokun soru. A üçgeni için aşağıdaki ifadenin sonuçlarını bul demişiz arkadaşlar. Burada tabi açıyı yazmamışım da bu A açısı bu B açısı arkadaşlar. Şimdi ABC üçgen ise arkadaşlar tabi ki ABC iç açılar toplamı kaç yapacak? 180. Bakın burada A artı B var. Buradan A artı B çekiyorsunuz. Buradan A artı B çekersem A artı B ne eşit? 180 eksi C eşit. O zaman ben buraya 180 eksi C yazıyorum. Eksi tanjant C diyorum. 180 eksi C ikinci bölü işaretini eksi. Eksi tanjant C, eksi tanjant C. Cevap neceksiniz? Eksi 2 tanjant C. Bakın burada ne var? B artı C bölü 2 var. Buradan yine A, B, C toplamı kaç dereceydi? 180. Bu sefer buradan B artı C'yi çekiyorsunuz arkadaşlar. B artı C ne eşit? 180 eksi A eşit. Burada yalnız B artı C'yi niye bölüyoruz? 2'ye bölüyoruz. Bakın burası sin kare. Bunu 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. Hem sol taraf hem sağ taraf 2'ye böl. Sin kare 90 eksi A bölü 2. Artı. Burası da sin kare A bölü 2. Şimdi 90 eksi A bölü 2 birinci bölge işareti artı. 90'ın isim değiştiriyorsunuz. Burası kos kare A bölü 2 olacak. E, yan tarafta da ne var? Sin kare A bölü 2 var. İkisini toplarsanız ne yapacak? 1. Sin kare artı kos kare. Aynı açıda 1 eşit toplamları. İfadesi kaç farklı tam sayı değer alır diye sormuş. Arkadaşlar bu soruyla 12. soru bakayım evet aynı. Bu iki soruyu birbirine karıştırmayın bakın arkadaşlar zaten çok aynı gibi gözüküyor ama kesinlikle aynı değil. Şimdi 11 ile 12'nin farkına 11 kolay soru arkadaşlar. 11 herkesin aklına gelmesi gereken bilgi. Şimdi kaç farklı tam sayı değer alır ki arkadaşlar bir en küçük ve en büyük değerini bulacaksınız. Burada trigonometri mutlak değer, üstü sayı, köklü sayı fark etmez. Yani matematikte size kaç farklı değer alır diye bir soru sormuşsa size neyi soruyor arkadaşlar? O ifadenin en küçük ve en büyük değerini buluyorsunuz. Aradaki değerleri alacak. Şimdi bunun en küçük olması için şöyle yapacağız arkadaşlar. En büyük olması için şöyle yapacağız. 5 tane sinüs x. Eksi 12 tane kosinüs y. Burası da yine 5 tane sinüs x. Eksi 12 tane kosinüs y. Arkadaşlar çıkarma durumunda bir ifadenin en büyük küçük olması için küçük sayıda neyi çıkarmalısınız? Büyük sayı. E, sinüsün de en küçük değerini yukarıda söyledik. Eksi 1. kosinüsün en büyük değerini artı 1. Bu ifade en az eksi 17 olur. Çıkarma durumunda bir ifadenin en büyük olması için arkadaşlar bu sefer büyük sayıdan küçük sayı çıkaracaksınız. burada sinüsün en büyük değerine artı 1. Kosinüsün en küçük değerini eksi 1. Bu da artı 17 olacak. Eksi 17 ile nokta 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 artı 17 arasında kaç tane tam sayı var dersek ne diyeceğiz arkadaşlar? 35 tane diyeceğiz. Bir de arada 0 var çünkü. Peki hocam bunun farkına bakın. Burada açılar farklı arkadaşlar. 1x bir birine y. Yani sinüsü Zaten şimdi 1 bir x 1 y arkadaşlar. Bakın normalde sinüsün 1 olduğu yerde kosinüs neye eşittir arkadaşlar? Sinüsün 1 olduğu yerde kosinüs 0 eşittir. Ama ben burada bakın birini birbirine eksi 1 bir seçtim. Kosinüsün sinüsün 1 olduğu yerde kosinüs 0 eşit. E, kosinüsün 1 olduğu yerde de ne 0 eşit? Sinüs 0 eşit. Şimdi ben burada birini eksi birini eksi bir, birini artı bir seçebilir miyim? Seçebilirim çünkü açılar farklı arkadaşlar. Aynı açı değil. Bakın burada açı aynı arkadaşlar. 5 kosinüs x eksi 12 sinüs x. Eğer açı aynıysa şu formülü kullanacaksınız arkadaşlar. Şu formülü kullanacağız. Size şöyle bir şey soracak. işte A çarpı A kosinüs x artı dolu olur. Eksi önemli değil. B çarpı sinüs x'in. Bunun en büyük değerini sorduğunda kök içinde A kare artı B kare diyorsunuz. En küçük değerini sorduğunda yine kök içinde A kare artı B kare diyorsunuz. Başında eksi var. O zaman bunun en büyük değeri arkadaşlar burada A, B arkadaşlar kos ve sinüsün kas sayıları. En büyük değer arkadaşlar kök içinde 5'in karesi 25 eksi 12'nin karesi 144. Bu da ne yapar? 169 13 mi yapar? En küçük değer neydi arkadaşlar? En küçük değer de bunun eksilisi. Eksi 13 diyeceksiniz. 13 ile eksi 13 arasında kaç tane sayı var arkadaşlar? Söyleyemedim. 27 tane. Geldik 13. soruya. Arkadaşlar sin eksi kos 2 bölü 3 olduğuna göre sin çarpı kos sormuş. Arkadaşlar direkt bunun karesini alıyorsunuz. Bunun karesini alırsanız birinci ile ikincinin çarpımının iki katına mı gelecek. Birincinin karesi sin kare, ikincinin karesi cos kare. Birinci ile ikincinin çarpımı iki kat arkadaşlar. Eşittir. Karşı tarafında karesi 4 bölü 9. Sin kare artı cos kare ne eşit? 1'e. 1 eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x diyeceğiz arkadaşlar. 4 bölü 9. Ve bunu bu tarafa atacağız. Bunu bu tarafa atacağız. O zaman 1 eksi 4 bölü 9 eşittir. 2 tane ne diyeceğiz arkadaşlar? Sinüs x çarpı kosinüs x. 9'dan 4 çıkar. 5 bölü 9 eşittir. 2 tane sinüs x kosinüs x. Her tarafı neye böleceğiz arkadaşlar? 2'ye böleceğiz. Sin çarpı kosu bulduk. Sin çarpı kosun sin eşit. 5 bölü 18. 14. soru. Şimdi arkadaşlar tanjant x çarpı kotanjant x eşit? 1 eşit. Buradan kotanjant x çekerseniz bakın kotanjant x 1 bölü tanjant x eşit. Aslında adam bize şey soruyor arkadaşlar. 1 bölü tanjant demek ne demek? Kotanjant demek. Tanjant kare artı kot kare x'i soruyor arkadaşlar. E bunun karesini alırsam Sordu ifade gelir mi? Gelir. Karesini arıyoruz. Birincinin karesi tan kare x. İkincinin karesi kot kare Yalnız bunu gidip bu şekilde kare almıyorsunuz. Bir de ne var? Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı var. Eşittir. Altının karesi de kaç? 36. E, tanjant çarpı kotanjant bir değil mi? Bir. Oradan eksi 2 gelir. Eksi 2'yi de karşıya atarsanız ne olacak arkadaşlar? 36 iki daha ne edeceksiniz? 38. 15'in sorun. X dar aç arkadaşlar bize bu ifadeyi sormuş. Arkadaşlar trigonometrik değerlerden biri belliyken başka bir trigonometrik değer sorarsa ne çizeceğiz arkadaşlar? Üçgen çizeceğiz. Nasıl üçgen çizeceğiz? O belli olan ifadeye göre dik üçgen çiziyorsunuz. Kotanjant neye? Kos sin. E, demeyelim ne diyeceğiz? Kotanjant komşu bölü karşı diyeceğiz. Bakın burada komşu imiş. karşı ne? 3. Hipotenüsümüz ne? Kök 13. Hipotenüsü bulduk. Şimdi birinci bölgedeyiz dar açı. Birinci bölgede isek problem yok. İşareti düşünmenize gerek yok. Şimdi sinüs x diyor. Üçgenden bakıyorsunuz. Karşı 3 hipotenüsüne kök 13. Kosinüs x diyor. Üçgenden bakıyorsunuz. Komşu 2 hipotenüsüne kök 13. 3 eksi 6 bölü kök 13 diyeceğiz. Cevap ne arkadaşlar? Eksi 3 bölü kök 13. Bunu ne yapacak? Eşlenikle çarpacak. Eksi 3 kök 13 bölüneceksiniz arkadaşlar. 13. 16. soru. Yine bir üçgen çizme sorusu. Yalnız bu sefer bölgeye dikkat ediyorsunuz. Bakın. Pi bölü 2'den pi'ye kadar ikinci bölgedeyiz arkadaşlar. İkinci bölgeye göre işaretleri koyacaksınız. Şimdi kosinüs x için üçgen çiziyoruz. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Komşumuz 4, hipotenüsümüz 5. Bu bölge bölgenin eksisi arkası. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için o eksi o eksi. Gidip üçgen eksi eksi yazmıyoruz. Tabi da 3, 4, 5 üçgeni gelecek. Şimdi 2 çarpı tanjant x eksi 5 çarpı kotanjant x'i bulacağız arkadaşlar. Tanjant x 3 bölü 4. kotanjantı e, düşünmeye gerekiyor. O da ne olacak? 4 bölü 3. Biri karşı komşu, biri komşu karşı. Şimdi yalnız ikinci bölgede İkinci bölgede tanjantın işaretine eksi, kotanjantın işaretine eksi. O zaman burası ne gelecek? 6 bölü 4. Yan taraf ne gelecek arkadaşlar? 20 bölü 4 değil 20 bölü 3. Yalnız burası ne? Eksi. Başında eksi var. Eksi 3 bölü 4'ten dolayı. Eksi 3 bölü 2 diyorum. Artı 20 bölü 3 diyorum. Sonra burada ne yapacağız? Paylaşacağız arkadaşlar. Eksi 3'ü 3'ü çarparsak, eksi 9, 20 ile 2'yi çarparsak 40 bölü 6. E 31 bölü ne arkadaşlar? 6 edeceğiz. 17. soruyla devam ediyoruz. Yine benzer soru bakın. Tanjant 20'yi vermiş. Şimdi tanjant 20'de de üçgen çiziyorsunuz arkadaşlar. Buraya 20 derece diyorsunuz. Buraya da 70'i bir zahmet yazın. Tanjant ne? Karşı bölü komşu. O zaman karşısı M, komşusu bir Hipotenüsü Pisagor yapıp buluyorsunuz. Yalnız kök giydirmeyi unutmayın. M kare artı bir hipotenüs. Şimdi 162. bölgede işaretine eksi 344. bölgede işaretine artı pardon sinüsmüş. Sinüs 2. bölgede işaretine arkadaşlar artı. Şimdi ikinci bölgedeyiz. Ya 90'a ya nereye gideceğiz? 180'e gideceğiz. 180'e gittim. İsmi değişmedi. Sinüs 20. Burada da ben yine 340 ile 4. bölgede ya 270'e gideceğiz ya da nereye gideceğiz? 360'a. 360'a gittim. İsim değişmedi. Kosinüs 20. Sin 20 eksi kosinüs 20 arıyoruz. E, sin 20 üçgenden bakıyoruz. Sin 20 ne eşit arkadaşlar? M bölü kök içinde m kare artı 1. Kos üçgenden bakıyorsun. Eksi 1 bölü kök içinde m kare artı 1. E, payda güzel aynı oldu. Yukarısı da m eksi 1. Aşağısı ne? M kare artı bir kare kökün içinde. 18. soru. X artı y. Arkadaşlar x artı y 30 dereceymiş. Bize bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar buradan bu x artı y'yi kullanacaksınız. Burada x artı y, iki türlü kullanırsınız. Bir 3x artı 3y artı y dersiniz. bakın 3x artı 4y var burada. Ben 3x artı 3y aldım. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Yani başka biriniz şunu diyebilir. Hocam 4x artı 4y eksi x alsak olmaz mı? O da olur arkadaşlar. Ama o işinize yaramaz. Çünkü x artı y 30 derece ise 4x artı 4 y 120'ye eşit olur. Sana 120 eksi x'i soracak. Sinüs 120 eksi x indirgeme falan yapamazsın. Şimdi x artı y 30'dur. O zaman 3x artı 3 y'ne 90. Sana neyi soruyor? Sinüs 90 artı y'yi soruyor. 90 artı y, e 90 artı y ikinci bölge işaretini artı. 90'lı isim değiştiriyoruz. Neyi bulacağız arkadaşlar? İfadesi kosinüs y'ye eşit. 19 sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bu son soru olmazsa lazım. Bakın x artıya pi böl 4 demiş arkadaşlar. x artıya kaç derece? 184'e bulunuz. 45 derece. Yine indirgeme elde edeceğiz arkadaşlar. Bakın 7x artı 6 y vermiş. Bunu iki türlü yazarsınız. 7x artı 7 y'den e, y'yi çıkartırsanız 7x artı 6 y kalır ama bunun 45'in 7 katı 315 gelir arkadaşlar. Buradan indirgeme elde edemedik. Ya da bunu şöyle yazabiliriz. Kosinüs 6x artı 6 y'nin üzerine ne ekleyeceksiniz arkadaşlar? X ekleyeceksiniz. 7x olacak yine. Bunun 6 katı olur arkadaşlar. 45 6 ile çarparsanız burası kosinüs. 6 ile çarparsanız 270 olacak. Bakın amacımıza ulaştık. 270 artı x oldu. 270 artı x ile kaçın bölge? 4 kosinüs işareti artı isim değiştireceksiniz. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Artı sinüs x diyeceksiniz. Bize artı sinüs x. Artı sinüs x ne eşitmiş arkadaşlar? Pi bölü 1 bölü 6 ya eşitmiş. hani sonucu vermiş. 1 bölü 6 eşitmiş. Yukarıda sonuçla ilgili bir şey yoktu. Şimdi üçgen çizip sinüs x'e göre üçgen çizip tanjant x'e bakacaksınız. Sinüs x burası 1 burası ne 6. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Kök 35. E tanjant x'i bulduk. Tanjant x 1 bölü kök 35 diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi bu kadar anlatacaklarım. Hepiniz iyi çalışmalar. Hem boş pdf hem çözümlü pdf'yi ekleyeceğim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.